Sevgili seyirciler, merhabalar efendim. Yurt içinde ve yurt dışında bizi izleyen bütün sevgili seyircilerimizi her zaman olduğu gibi bugün de Star ekranlarından sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Hoş geldiniz ekranlarınızın karşısına. Efendim çok güzel bir gün diliyorum. Günün geri kalan saatleri sizler için harika geçsin. Bir kere öncelikle sağlık diliyorum elbette. Özellikle bu günlerde hepimize en gerekli olan şey. Sonra da evinizde huzur olsun istiyorum efendim. Sağlık, mutluluk, huzur, bolluk, bereket, bütün güzellikler sizleri bulsun. Herkese sevgiler, saygılar, sevgili seyirciler. Allah iyilerle karşılaştırsın efendim. Sevgili seyirciler, değerli hocalarımla başlayalım. Bugün yeni gelişmelerle, yeni haberlerle geldim. İlerleyen dakikalarda soluğunuzu tutarak izleyeceğiniz çok güzel gelişmeler oldu. Önemli gelişmeler oldu. Değerli hocam, adli tıp uzmanımız Doktor Taner Güven hocamız, hukuk danışmanımız Avukat Hasan Kocabey bizimle. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi programlar diliyorum. Teşekkürler. Sevgili seyirciler, ilk konumla başlamak istiyorum. Şimdi tarihler 10 Haziran 2020'yi gösteriyor. Yer Bursa. Hayat Bursa'da normal seyrinde devam ediyor. Ve Durak ailesinin evinde de her şey normal. 30 yıllık bir evlilik, 3 tane çocuk, yıllarını beraber geçirmiş bir aile, baba Durdağı Bey fayans ustası, her şey normal. O normal görünüyor. Derken efendim her şey Durdağı Bey'in bir arkadaşıyla Bursa'da bir kafeye gitmesiyle allak bullak oluyor. Yani 7 aya yakın bir süre geçti aradan, 10 Haziran. 11 Haziran'da ah Durdağı Bey o kafeye tekrar gitmeyecektin be kardeşim. Gitmeyecektin. Gittin, bak başına neler geldi ve bugün buradasın. Durdağı Bey'in hikayesiyle bugünkü gerçeğin peşinde başlıyor. Evlilik vaadiyle binlerce lira dolandırıldığını iddia ediyor. Durdağı Bey uğruna yuvasını yıktığı Filiz'le yüzleşmek istiyor. Evlenmek vaadiyle beni kandırdı. Benim binlerce liralarımı aldı. Artık künyeler, kolyeler, elbiseler. İlk eşinden neden boşandı? İlk eşimden Filiz'le tanıştıktan sonra boşaldım 3 ay sonra. Nasıl kandırıldı? Ben de dışarıda sahipsizim. En azından bir sahibim olur. Gibilerinde beni kandırdı. Durdağı Filiz'le hesaplaşabilecek mi? Birazdan. Durdağı Bey, hoş geldin diyeceğim ama hoş gelmediğini biliyorum. Yine de hoş geldin kardeşim. Hoş bulduk, teşekkür İnşallah ediyorum. İnşallah hoş gidersin. 54 yaşındasın. 30 senelik evliliğin var. Gül gibi 3 tane çocuğun var. Senin neyine bir daha ilk tanıdığın kadınla 3 ay içinde 30 yıllık evliliğini bitirmek, boşanmak, kadına hediyeler, altın, onlar bunlar. Durdağı Bey, o 10 Haziran var ya 2021. Evet. O günden başla bence. Kim götürdü seni o kafeye? Ya 10 Haziran'da Ergün diye bir arkadaşla kafeye gittik. Evet. Ama Ergün bayanı tanımıyor. Ergün bayanı tanımıyor. Kafeden çıkarken bayanın ismini bilmiyorum o zaman. Dedi ki yarın gel seninle bir konuşalım. Orada garsonluk yapan bir kadın. Evet, orada garsonluk yapıyor. Gittim, konuştuk. Ertesi gün bir daha gittim. Evet, ertesi gün bir daha gittim. Gittim, konuştuk. Köyden bir video gelmiş, düğün videosu. Bunu paylaştım bununla. Ah keşke oralarda olsaydım. Ne konuştunuz? Gittin ya ikinci gün. Evet. Niye kadın sana bir daha gel demiş? Nereden buldu senin telefon numaranı? Niye aradı? İlk gün gittiğim gün, ertesi gün gittim, telefon numaramı aldı benim. Telefon numaranı ver, konuşalım seninle. Telefon numaramı verdim, konuştuk. Telefon numarasını aldım. Devisi gün gittik. Evlilik vaat etti bana. Üçüncü gün? Evet. Videoyu paylaştım ya, keşke oralarda olsaydık dedi. Erzurum'da. Evet, sen de olsan, sen istersen olur dedim. O şekilde tanıştık. Durdağı Bey, sen hayatında ilk defa mı kafeye gittin Allah aşkına? İlk defa mı kafeye gidip bir garson kadın gördün? Hemen 30 yıllık evliliğinden vazgeçtin. Kadın sana gösteriyorsun Erzurumluymuş Durdağı Bey. Video gösteriyor. Keşke ben de orada olsaydım. Sen istersen olur. Sen aşık mı oldun kadına?
Ya bir anda aşık olduk işte, aşkın gözü kör. Karına aşık olmuş muydun 30 sene önce? Olmamıştım. Görücü usulü mü? Görücü usulüydü, evet. Sen hayatında ilk defa Filiz'e mi aşık oldun? İlk defa Filiz'e aşık oldum. Neler hissettin? Gözün çoluğu çocuğu karını görmedi mi? Ya anda işte bir anda kör olduk, görmedik. Allah Allah. Evet. Ondan sonra ablamları göndereceğim köye. Samsun'a göndereceğim. Bana biraz para ver. 300 lira verdim. Ablamları göndermedim, parayı yedim. Bana bir 300 daha ver. Ondan sonra 300, 500 bir derken 46 milyar paramı yedi. Sende o kadar para vardı yani. Ya ben çalışıyorum sürekli. Götürü işe alıp yapıyorum. Birikmiş param var. Bu arada 46 bin lirayı bu 3 ay içinde veriyorsun. 3 ay içerisinde, 3 evet. 3 ay içinde. O 46 bin lirayı ona verirken evin ekmeğini, nafakasını ihmal ediyor musun? Onları ihmal etmiyorum. Ha, onlara da normal... Onlara normal bakıyorum. Peki karın anlamıyor mu? Bu adam 30 senelik adam. Bir değişiklik var. Belki telefonda daha çok zaman geçiriyorsun. Bir eve gelmemezlik ediyorsun. Karın anlamadı mı Durdağı Bey? Eve gelmemezlik yapmıyorum. Hep vaktinde geliyorum. Ha. İşe gidiyorum diye çıkıyorum evden. Çıkıp gidiyorum yanına Filiz'in. İşleri de mi aksatıyorsun? İşleri peki? De aksatıyorum. Evet. Zaman zaman işlerimi de aksatıyorum. Elemanları gönderiyorum, işi yaptırıyorum. Bu şekilde oldu işte. Şimdi bu kadın orada garsonluk yapıyor. Bir tane video gösteriyor, Erzurumlu ya. Bir düğün videosu. Keşke orada olsaydık diyor. Durdağı Bey de diyor ki istersen olur. Ve 5 kere Erzurum'a gitmek için bilet alıyorsun. 5 kez bilet aldırdı bana. Götüreceksin, beraber gideceksiniz. Evet, beraber ama gideceğiz. Ama hiçbirine gitmiyor. Niye? İlk kez bilet aldırdı bana, pazartesi gideceğiz. Gece saat 12'de mesaj attı, abim geldi, gidemiyoruz. Abisi falan hep bahane. Bunlar iki kardeş, abla kardeş. Abi yok. Abi yok. Üçüncü ablalarını da bahane ediyorlar. İşte ablam ameliyat oldu, kalp ameliyatı, ablama biraz para. Bunları bahane ederek milleti sömürüyorlar, iki bacı. Durdağı Bey, sonra sen bir gün 30 yıllık karının, yani Nurgan Hanım'ın karşısına oturuyorsun. Diyorsun ki ne cesaret bir de. Demek ki bu aşk gözüm kör oldu diyor ya. Gerçekten öyle bir şey olmuş ama, yani. Evet. Diyorsun ki ben başkasını seviyorum. Ben gidiyorum diyorsun. Evet. Şimdi o konuşmayı bir anlatır mısın? Nasıl yaptın karınla o konuşmayı? Ya pazartesi gideceğiz ya. Erzurum'a sözde. Evet, Filiz'le gideceğiz ya. Dedim ki ben yarın Erzurum'a gidiyorum. Nurcan'a dedim. Nurkan Hanım'a. Neye gidiyorsun dedi. Hayır dedi. Dedim ki ben evlendim. Filiz'le gideceğiz Erzurum'a. Bu arada siz dini nikah mı yaptınız? Dini nikah yaptık, evet. Evlendim dedin karına. Evet. Nikahlı dedim, ben karına. Ben evlendim, Filiz'le gidiyorum Erzurum'a. Ne dedi? Gideceksen Allah yolunu açık etsin dedi. Resmi nikahı da vereyim, ondan sonra git. Oo. Dedim ki ben Erzurum'a gidip geleyim, ondan sonra konuşuruz. Ben Erzurum'a gittikten sonra bu mahkemeye vermiş. Ben de olsam vermiş. Konuşmazdım seninle. Yani. Hani kim olsa konuşmaz. Hayır, bir de kadın hani ben seni boşamıyorum da dememiş. Tabii tabii. Çok onurlu, gururlu bir kadınmış. Peki Erzurum'a Filiz'le mi gittiniz? Filiz'le gitmedim, tek gittim. Filiz bir türlü hani çok görmek istiyorum, olmak istiyorum dediği Erzurum'a gitmedi. Hepsi seni, sana hoş uydurdu. Görmek için. Bu Filiz'in nüfus kağıdını falan gördünüz mü? Gerçekten o mu? Bambaşka bir kimliği de olabilir. Evet, yani. Evet o. Kimliğini mümkün hep gördüm. Hepsini gördünüz. Evet. Yani. Sen Erzurum'a niye gittin o arada? Hem karına diyorsun ki ben Filiz diye biriyle nikah yaptım, dini nikah diyorsun. Hayatımda başkası var. O zaman boşan diyor kadın. Tabii. Ben Erzurum'a niye gittin? Valisimi, eşyalarımı toparladım, aldım gittim köye. Her şeyini? Evet, sadece Filiz'le beraber gidelim diye. Ee? Götürdüm onları, bıraktım. Geleceğim gün telefon açtım Nurgan'a. Ne yapıyorsun, ne ediyorsun dedim. Ben dedi adliyedeyim, dilekçemi verdim, boşalıyorum. Bundan sonra da benim evime gelme. Oh, oh sana iyi evet. Olmuş. Hakikaten sana iyi olmuş. İyi yapmış. Bu ilk günden Filiz'e para falan herhalde benim şöyle param var, şöyle çalışıyorum diye bir anlattınız. Oralar buralar benim diye evet, tam böyle evet. Şey şeklinde tabii. Peki Durdağı Bey, Erzurum'a gittin ya bütün eşyalarını toplayıp. Sen orada şunu mu bekliyorsun? Ben gideceğim, Filiz de oraya gelecek. Karımdan da boşanacağım, onunla evleneceğiz. Öyle mi bekliyorsun? Evet. Filiz gelmedi. Gel diyor musun Filiz'e?
sen git ben 3 gün sonra yanındayım. Sen git ben gelirim demiş yani. Bir hafta bekledim, telefon açıyorum cevap vermiyor, mesaj yazıyorum cevap vermiyor. Tekrar döndüm geldim ben Bursa'ya. Gittim kafede. Aşkım işte abim çıkıyordum, abim yakaladı, abim beni dövdü, hastanelik oldum, çıkamadım dışarıya. Onun için sana cevap veremiyorum. Bir bakıyorum telefon engellenmiş, WhatsApp engellenmiş. Ortaokul talebesi misin abim beni dövdü falan. Yani bu bin türlü bahaneler uydurdu. 7 aydır beni perişan etti. Çoluğumdan çocuğumdan etti. Yuvamdan etti. Artı maddiyetimi bitirdi. Şimdi, yani eşin dostun yüzüne bakamaz oldum. Şimdi bir kere daha oh olsun diyeceğim kusura bakma. Şu anda ekran başında bir sürü kadın benzer şeyleri yaşayan eşleri tarafından bu şekilde aldatılıp terk edilip sonra da hani tabiri caizse kedi gibi gelip o beni aldattı ama ben eski karıma dönmek istiyorum. Çünkü öyle diyecek birazdan. Öyle. Diyorlar, oh diyorlar, iyi olmuş size diyorlar. Bir de 54 yaşında diyorsun ki ben Nurkan Hanım'la görücü usulü evlendim. O aşk nedir bilmedim. Hayatında ilk aşkın ya da sevdiğin kadın, çocuklarının annesi Nurkan Hanım mı oldu? Evet. Başka hiç flörtün falan olmadı? Olmadı. Nasıl tanıştırdılar sizi? Akrabalık var mı? Hısımlık var mı? Nurkan Akrabalık, hısımlık yok. Kim aracı oldu? Aracı asker arkadaşım oldu aracı. Onların köydeymiş. Gittiler babamlar baktılar. Sen görmedin? Ben görmedim. Sen düğünde mi gördün? Hayır, bir nişanlı görmeye gittim. Ha. Nişanlı gütmeye gittiğimde gördüm. Anladım. Yani istemeye babanlar gitti, beğendiler. Bu sana uygun dediler. Durdağı dediler. Sen nişanda gördün kızı. Evet. Nişanda görünce beğendin mi peki? Beğendim, İçin ısındı. Tabii. Beğenmeseydim olmazdı tabii. Zaten evlilik olmazdı. Tabii. Ama 30 sene içinde de karına hep sadık kaldın. Kimseye gözün kaydı mı? Olmadı. Ama doğru, çok biraz, durakladınız. Durdağı Bey bence kaymış. Biraz duraksadın. Olmadı. Yurt dışına gidip gelirken illaki oldu. Sürekli yurt dışı çalışıyordum ben. Yurt dışına giderken illaki mi oldu? Yurt dışında oluyordu. Türkiye'de değil de dışarıda oluyordu yurt dışında. Sınır geçince nikah düşüyor diye düşünüyordum. Bismillahirrahmanirrahim. Peki yani ya yurt dışına gidince ne oluyor ki? Ne oluyor ki yani? Yurt dışına gittin, nikahı, çoluğu, çocuğu unuttun mu oluyor yani? Ya unuttum. Arkadaşların filan da gazına geliyor galiba ya, erkekler oralarda. Evet, illaki bir arkadaşı kadar gelip gidiyor. Peki onu kapatıyorum o konuyu hemen. Kadın bir de onu duymasın. Karının haberi var mıydı bunlardan? Var, hepsinden haberi. Hepsinden haberi var. Ama sonuç olarak 46 bin lira paran gitti. Duyguların bir kere tabii yani senin duygularınla oynadı. Duygularımla, gururumla oynadı benim. Şimdi nerede bu kadın? Hala garsonluk yapıyor. Halen garsonluk yapıyor aynı yerde. Şimdi oraya girmen yasak senin dükkana. Yasak, onunla da kavga ettirdi kafenin sahibiyle. Artı telefon açıp kendi telefonundan küfür ettiriyor bana. Kafenin sahibi. Kafenin sahibine küfür ettiriyor bana. Bu arada ön kapıdan girişi yasak. Kavga da ettiriyor. Ama arka kapı serbest. Niye? Gel bana arka kapıdan biraz para ver diyor. Gidiyor oradan da para veriyor ama içeri girmesi yasak. Çok enteresan. Devam edeceğim. Kısa bir ara. Dediğim gibi bugün çok ilginç gelişmelerle ve sonuçlarla karşınızda olacağım. Durdağ Bey'in hikayesi daha bitmedi. Sevgili seyirciler, 10 Haziran 2020 tarihinde siz ne yapıyordunuz bilmiyorum. Ama Bursa'da Durak ailesinin kaderi değişmek üzereydi. Yani bir kafeye gitmek sebep oldu diyor Durdağ Bey. Arkadaşıyla kafeye gidiyor. Orada 44 yaşındaki Filiz'le, garson Filiz'le tanışıyor. Ertesi gün tekrar gel diyor. Sonra da Filiz bir şekilde onun Erzurumlu olduğunu öğrenip ona biraz böyle yaranmak için ben de gitmek istiyorum vesaire. 5 kere bilet alınıyor, gidilmiyor ama 3 ayın sonunda maddi, manevi, yani o gün o kafeye gidilmeseydi bugün Durak ailesi 3 çocuğuyla mutlu, mesut halen yaşantılarına devam ediyorlardı. Maddi, manevi bitmişler. Evde bir kere baktığınızda hepsi birbirinden pırıl pırıl, 28 yaşında, 24 yaşında, 22 yaşında evlatları var. Anneleriyle beraber yaşamaya devam ediyorlar.
Durdağ Bey ilk defa diyor ben aşık oldum. Bir de diyor yurt dışında tabii ki bazı şeyler yurt dışına gittim diyor. Nerelere gittin Durdağ Bey? Hangi yurt dışında nerelere gittin? İran, Irak, Cezayir, Arabistan, Kuveyt. Çalışmaya gittin evet, oralara. Evet çalışmaya. Almanya'ya gittim. Fransa'ya gittim. Bayağı ülke gezdin. 16-17 tane ülke gezdim. Ülke gezdim. Ve oralarda da diyor karıma sadakatsizlik yaptım diyor. Bunu da açık açık söylüyor. Ama her yurt dışına giden eşiniz de öyle yapmıyor. Onu da unutmayın yani. İlla ki oldu dedi ya oraya takıldım tabii. Siz takılmayın yani. Ondan sonra efendim geldi Filiz'i buldu. Filiz 46 bin liralık harcama yaptırmış iddiaya göre. Dükkana girmesi yasak, aynı yerde çalışmaya devam ediyormuş. Ama arka kapı serbest. Ne yaptı? Gel buradan para mı ver bana dedi. Dedi ki parayı sigara paketinin içine koy, camdan uzat, ben alırım. Ön taraftan geçme, seni görmesinler. Görürseler kavga edersiniz. Kallı bıçaklı kavga olur, oralardan geçme. Ama onları da kışkırtan o. Onları da kışkırtan kendisi. Artı telefon açıyor kendi telefonundan. Patronuna küfür ettiriyor bana. Hem onu yapıyor, hem görmesinler arka kapıdan para ver. Durdağ Bey, dedin ki ben işe gidiyorum diye evden çıkıyordum. Filiz'le buluşuyordum ama sonra normal vaktinde geliyordum. Sonra da Erzurum'a beraber gideceğiz hayalleri kurup eşyalarını topluyor. Karısına da diyor ki benim hayatımda başkası var. O da diyor ki hani tabiri caizse gittiğin yere kadar git diyor. Ama diyor nikahını da al git diyor. Ondan sonra boşanma davasını da açıyor kadın. Erzurum'da bekle ki Filiz gelsin. Filiz yok. Filiz'e ulaşılamıyor tabii ki de. Bu kadın evli olmasın Durdağ Bey? Evli değil. Emin misin? Ablasıyla beraber kalıyor. Ablayla kalıyor. Peki sen nerelere götürüyordun bu kadını? Yani hani karınla yapamadığın ya da yapmadığın neler yapıyordunuz? Böyle restoranlar, o gezmeler, tozmalar, böyle şeyler yapıyor muydun? Hayır hayır, hiçbir yere gitmedik. Sadece kafede görüştük. Sadece kafede buluşuyoruz. Yani kadın seni insan içine, toplum içine çıkarmadı hiç. Evet. Gizli saklı hep. Evet, gizli saklı. De, en son telefon açtı aşkım bana bir 4000 lira para. İcra gelmiş bana, icra getireyim. Telefonda dedim ki 1800 lira param var. Halbuki 4000 lira param var. 1800 lira param var dedim. Tamam onu getir camdan ver bana, öbürünü de hallederiz. Allah'ım ya Rabbim. Tamam. Onu verdim, hemen çıktım, 10 dakika sürmedi mesaj attı. Aşkım beni bundan sonra arama. Bir de aşkım diyor. Aşkım diyor, ondan evet, sonra beni arama diyor. Aşkım kocacığım bundan sonra beni arama. Mesajlarda hepsi var zaten. Yani Durdu abi, sizin yurt dışı tecrübeleriniz varmış. Ya hiç kafe dışında görmediğiniz kadına nasıl verdiniz bu kadar parayı, ben onu anlamadım. Bir de 3 ay içinde oluyor hepsi yani. Yani hep bir yerde, bir yere de götüremediniz. Ya, hani Erzurum dedi, Erzurum'a da gelmedi. Ya kafeden çıkamıyorum. Abimler görürler, ablamlar görürler. Kafeden çıktığımız zaman bizi yakalarlar işte. İşler kötü olur. Kimse görmesin. Burada gizli saklı olsun ki bir an önce çıkıp gidelim. Peki sorması ayıp da bir dini nikah yaptık diyorsunuz. Onu da mı kafede yaptınız? Evet. Ne diyorsun ya? Oraya hoca geldi, evet. İmam geldi. Evet, orada yaptık. Kafenin içinde dini nikah yaptınız. Evet. Ve sen hiç şüphelenmiyorsun. Bu kadın beni kandırıyor, bu kadın benim paramı yiyor, bu kadın benimle ne evlenir. Hiç şüphelenmiyor musun? Ya o kadar mutavazı, o kadar mükemmel davranıyor ki. Dersen benim 30 yıllık eşim. Kafede oluyor her evet, şey. Evet, kafede. Ne yapıyor sana? Çay getiriyor, kahve getiriyor, muhabbet ediyor. Evet. Ve sen 30 yıllık eşinden daha iyi davranıyor diyorsun. 30 yıllık eşimden daha iyi davranıyor. O kadar mutavazi davranıyor. Bu arada müşteri ha kafede, yani parasını tabii ödüyor, oturuyor. Tabii sabah yediğin akşama içtiğin kadar parasını da ödüyorsun. İmamı onlar çağırdı değil mi Durdu abi? Ben çağırdım. Siz mi çağırdınız? Çünkü bir arkadaşların çağırıp cübbe giydirirler, ne olacak yani? Yani ondan da ha. Ya günlük yemekleri, sigaraları komplesi bana ait. Sen bütün masraflarını görüyorsun. Bütün masraflarını görüyorum. Karın sana hiç 30 yılda aşkım, canım, bir tanem, kocam dedi mi? Demedi. Demedi. Çünkü öyle bir gelenekten gelmiyor. Ondan görmediğimi ondan gördüm. Onlar utanırlar böyle bir şeyi söylemeye. Aslında hisseder ama söyleyemez. Bu kadından bunları duymak senin hoşuna gitti. Hoşuma gitti. Bir kez bağlandım. Peki şimdi bu kadın sen diyorsun ki benim
harcamalarımı geri versin. Kolye molye bir şeyler aldın mı? Aldım, kolye aldım. Niye aldın o kolyeyi? Aşkım, abimle gidecekler. Bana biraz para, dedim ki şu an param yok. Telefon açtı, yengemle taştırdık, yengemin kolyesini kopardım. Yengemin kolyesi koptu, onları almamış gitmiyorlar. E yaptırsaydı, tamir ettirseydi. Abi, tamir ettireyim biz diyor, yok diyor, tamir kabul etmiyor. He, yenisini istiyor diyor. Evet, geldim eve, evden oğlanın nişan parası biriktirmiştim. Onu aldım, götürdüm, bunun kolyesini, zincirini yaptım, götürdüm, verdim. Tamam, cuma günü gidiyoruz. Cuma günü biletleri aldım. Aşkım, abim yakaladı beni, dövdü. Çıkamıyorum evden dışarıya. WhatsApp'ım kapalı, onun için seni arayamıyorum. Ya WhatsApp'ın kapalı, normal mesajdan yazıyorsun da WhatsApp'ta niye yazamıyorsun bunu? Zaten ondan sonra jeton düştü bende. O zaman düştü. O zaman jeton düştü, uyandım ben. Zaten... Zincirler yapıldı, kolyeler yapıldı ve jeton düştü. Sen bir de şimdi karınla barışmak istiyormuşsun. Evet, illa ki barışmak istiyorum. İlla ki barışmak evet. İstiyorsun. Tabii kabul ederse. Yani ikisi birden mi şimdi? Hem bu kadın bana paralarımı geri versin, hem de karım beni affetsin diyorsun. Evet. Çocuklar da sana karşı herhalde biraz tavırlılardır. Oğlunun nişan parası. Nişanı yaptınız mı? Yapmadık. Para yok çünkü. Para yok çünkü. Parayı yedi. Eyvah eyvah. Peki, diyelim ki bu Filiz sen buraya çıkınca senin ona olan aşkına da çok inandı. Ortaya çıktı. Dedi ki gene aşkım biz barışalım dedi. Sen de şimdi artık boşanmış bir erkeksin. Evlenelim dedi. Ne yapacaksın? Karın mı? Eski karın mı Filiz mi? Eski karı Filiz de istemem. Ha, istemiyorsun. Ya şu an bana bunu yapan yarın ama. Evlilikten sonra evlendiğimi çekip gidecek gene. Onun için. Onun için istemem. Yani onu. Aşkın bitti mi ona? Bitti. Tamamen bitti. Tamamen bitti. Karının kıymetini mi anladın, boşandığın karının? Şimdi anladım karının kıymetini. Ne olduğunu anladım. Çocuklar şimdi. İster mi tekrar barışmanızı? Çocuklar istiyorlar. Çocuklarla görüşüyorum sürekli. Çocuklarla ama sürekli. Ama karın, boşandığın karın ilk defa bu ekranda duyuyor. Onunla tekrar barışmak istediğini ve af dilemek istediğini ilk defa duyuyor. Evet. Bakalım ne diyecek. Bir de bu Filiz, bir de fotoğraflara bak. Çok böyle mutlu, mesut, gerçekten sana aşık olduğunu zannettiğin pozlar vermişsin. Yani çok mutlu olmuşsun aslında. Evet. Değil mi? Evet. Baksana gözlerin içi gülüyor. Bunlar senin başını döndürdü. Hiç yaşamadığın duygular. Ama sonunda gördün ki her şey yalan. Gerçek olan sana 30 yıldır belki iyi gününde, kötü gününde, her gününde katlanan karınmış, değil mi? Evet. Oh olsun size. Vallahi oh olsun size. Bir de bu yaştan sonra. Dur bakalım ama tabii ben oh olsun derken senden vazgeçmedim. Senin bu olayını... Tabii ki araştıracağız. Tabii ki o paraları alabilirsek alacağız. Ama oh olsun da diyeceğim yani. Ne yapayım? Evet. Siyad'ın hikayesi de biliyorsunuz iki çocuğuyla eşi kendisi vefat ettikten sonra çocuklarıma da annelik yapar diyerek Mügenur'la evlendi. İki de ortak çocukları oldu. Mügenur hiçbir zaman Siyad'ın çocuklarını iddiaya göre kabullenmemiş. Onlara kötü davranmış. Ama Siyad'ın da iddiaya göre onun çocuğunu dövdüğü iddia ediliyor. Ama Mügenur aslında şu anda ortada yok. Asıl mesele karısını ve iki çocuğunu 27 gündür nerede olduklarını bilmediği karısını ve iki çocuğunu arıyor Siyad. Mügenur 27 gün önce çocuklarıyla kayıplara karıştı. Kocasıyla kardeşi birbirlerini hedef aldı. Baldız eniştesini cinayetle suçladı. Cinayetten açık açık şüpheleniyorum. Kim olursa olsun şüpheli. Belki sen, belki senin benim, ailenden biri, belki benim dışarıdan başka vardı. Biri. Ya ben ne diyeyim eşimin iki çocuğumu öldüreceğim niye? Ya. Niye? Baldız mı, enişte mi doğru söylüyor? Ablanınkiler neden öyle değil? Beni tahrik ediyorsun. Aynı odada hepimiz beraber yatıyorduk. Ben böyle bir kelime dediysem ben o çocuklarıma kavuşturmazdım. Sizi de kavuşturmazdım. Siyad yokken eve gelen adamlar kimdi? İki tane adam çıktı dışarı. Ev bizim kendi evimizin içinden.
Evden iki adam çıktı. Aynen. Senin kanınız bozuk ya, kanınız bozuk. Seni lan. Canım ciğerlerim yanmış burada. Benim iki tane evlatım gitmiş burada evlatım. Siyah. Müge Nur'la iki çocuğu nerede? Birazdan. Evet, Siyah, hoş geldin kardeşim. Hoş buldum abla. Merve de Müge Nur'un Fatoş olarak biliyor onlar. Fatoş'un kız kardeşi, yani Siyah'ın da baldızı. Merve hoş geldin. Hoş bulduk. Siyah, dün burada neredeyse yani katil olmakla suçlandın. Evet, doğru. Dün gece de buradan gittin. Hı-hı. Ne düşünüyorsun? Ne hissettin? Ya ben değil de benim ailemden biri gerçekten bu kadına zarar vermiş olabilir mi? Hayır, çünkü olamaz. Çünkü öyle bir iddiası da oldu Merve'nin. Sen değilsen ailenden biridir dedi. Hayır, olamaz. Çünkü bak, benim iki çocuğum var. Biri evli, çalıştığı yer belli. Biri de köyde. Ben de köyden gelip işime gidiyorum. Erkek kardeşlerin var mı, abilerin Hayır, var mı? Hayır, abilerim de çalışıyor. Ya da oğullarından ne bileyim birisi, o yıllarca diyorlar ya, şimdi Nihat bağlanacak canlı, görüntülü bağlanacak. Nihat dedi ki, ya yatak odasına saklıyordu yaptığı yemekleri. Yatak odasında yemek yapıyordu ki biz yemeyelim diye. Bunları yaşamış bir insan bir sinir anına denk gelip hayır, zarar hayır, verir hayır, mi? Hayır, 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 kesinlikle. Yok, kardeşleri var kesinlikle. Bir de ortada canım. Çünkü ben de dün buraya teslim ettim. Okuldan ne şekilde izin aldıklarını filan. Ondan sonra 30'una bir tanesine mesaj gönderdiklerini ben buraya teslim ettim. 17 Aralık'ta gitmişti zaten. Evet. Şimdi Merve, sen de dün çok aşırı sinirliydin ve evet, çok büyük suçlamalarda bulundun. Onların aynen, arkasında duruyor musun? Duruyorum. Hala? Yani. Şimdi Serap Hanım, bir saniye. Duruyorum diyor. Niye? Bunu evlatlık vermişler. Bebekken. Evet. Anladın mı? Benim evime bir sefer geldi. Bir sefer? 2-3 sefer. Bir saniye. Lahımı kesme bak. Lahımı sen kesme. Mi? Lahımı bitireyim ya. Ben. Bak. Tam konuşuyordum, lafımı kestin ya. Anladın? Serap Hanım bir şey sordu. Bak. Benim evime bir sefer geldi. Yanında bir erkekle geldi. Olabilir. Evleneceğim kişiydi. Bu dedim, gelemem mi? Kocam dedi. Tamam dedim, tamam. Evet, İyi. Geldi. Bacanağımızdır. Bunu da bütün ailem biliyor zaten. Bacanağımızdır. Ben işime gittim. Benim eşim kızımı okula götürdü. Ve benim oğlumun yanında lüzumsuz işler yaptın. Ay ne kadar. Lüzumsuz işler yaptın. Başka İş yerimdeki arkadaşlarımın numarası aklımda olsa ararım. Benim çocuğumu onlara anlattıklarını. Telefonunda her şey var, onların numarası mı yok? Anladın. Telefonumda neyi var. Neyi anladım? Sen var. Birazdan bunları göreceksin bir, anladığımı. Bak, bir saniye. Sen bekle. Sen sadece yaptın. Bekle. Bak, bunları yaptın. Evet. Doğru evet, mu? Geldin. Elinde kanıtın var mı? Benim her şeyin kanıtı Hayır, var. Senin bak elinde şimdi, kanıt var mı? Bak, senin elinde kanıtın var mı? Evet benim var. Öldürdüğüme dair bacını? Evet var. Benim kadar sevdiğim bacını. Öldürdüğüne dair değil. Başka şeylere ait sen, kanıtlar var elimde. Bak, sen merak etme. 12 yıldan beri bak. 12 yıldan beri. Evet. Bir günden bir güne benim eşimi arayıp da benim nereden yanımda biliyorsun? Otururken benim nereden çocuklarımı biliyorsun? Bana aradın mı? Arama kayıtlarını çıkarttırma. Aradın mı? Tek benim, ben şu anda bir saat içinde anladın, arama kayıtlarının hepsini çıkarttım. Eski numaralarımdan da çıkarttırırım. Bu numaramdan da çıkarttırırım. Böyle kalırsın. Bak, ben hep kanıtlı konuşurum. Aralıkta, kanıtsız hiçbir şey konuşmam. Bak, 17 Aralık'ta kayboldu. He. Ben sosyal medyada paylaştım. Allah Allah. Senden önce biz kaç kere mesajlaştık, kaç bak bana. Bir saniye ya, Allah'ımı bitirttir sen başladım, benim ya. Adam cır 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 konuşuyorsun sen ya. Müsaade bir saniye Merve. Ya, Allah'ımı bitirttir benim ya. Merve, tamam müsaade bitir, et. Allah bitir, Allah. Tamam. Sen Bursa'dasın, ben Osmaniye'deyim. Çocukluğundan beri Bursa'dasın. Evet. Seni ailen hiç bir tanesi sevmez dahi. Allah Allah. Bunu bil yani. Ondan mı konuşuyoruz biz sürekli ailen beni sevmiyorsa? Ha. Şimdi mi bacınız aklınıza geldi? Ya bir ondan mı hasta biz diğer oldu, ablalarla bilmem konuşuyoruz? Oldu. Şimdi mi bacınız aklınıza geldi? Sen neden acaba? Önce benim lahlarımı bitirttir. Sen düzgün bir ilişki olsan. Önce benim lahlarımı bitirttir. Biz sürekli senin evine gel gelin. Neden hiçbir baldızın gelmiyor senin evine? Beni kim aradı? Neden hiçbir kaynın senin evine gelmiyor o zaman? Beni kim aradı? Söyle. Kim? Beni kim aradı? Kim aradı? Sen aradın beni. Aramadım evet. Dedin ki enişte. Evet aradım. Ablam kayıpmıştı. Neredeydin? Dedim ki ne bak dedim. Sizin aradım. Birinizle dedim. Telefonlaşmış. Ben birini buldum. Sizin yanınıza geleceğim. Dedim mi demedin mi? Ben sana ne dedim? Ekran açık. Bizim yanımıza gelme dedim. Anladın. Ekran açık. Sen ekranda bana ne dedin?
Müge Anlı'ya çık dedin. Evet dedim. Anladın hepsini mı? Söyledim. Müge Anlı'ya çık dedin sen dedim. Bana. Dedim. Mesajların da hala duruyor. Ya dedim ben inkar etmiyorum. Ben sen miyim de her şeyi inkar edeceğim çocuklar. Ama şimdi ablasıyla görüşmüyor diyorsun. Heh. Ama Fatoş da ona mesaj atıyor. Benim hayatımda biri var. Aynen. Beraber gelelim diye de ona aynen mesaj atıyor. Benim olmadığım yerde belki mesajlaşabilirler. Bak. İstikram'da, çevir kızı yanmasın. Bak, İstikram'da benim arkadaşım. Değilim. Hürri arkadaşım. Ben senin arkadaşın değilim. Ahmet çıkartayım arkadaşım. Mı? Olup olmadığını. Songül arkadaşın değildi. Bak. Anladın mı? Belki de 10 tane hesap açmış İstikram'dan. Abdurrahman, 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 Bildan, 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 Bildan. Bak. Sen bana istek göndermişsin. Ben senin bize, o isteğini bak, de kabul etmedim. Ve, yani, o derece. Siyat ama ben bir şey sordum Merve'ye. Hı. Hakikaten yarıda kestin. Ona bir cevap versin. Hı. Sen hala dün bana söylediklerinin arkasında mısın yani? Ben ya sen sadece şunu söyleyeyim. Ben arkasındayım. Belki bunların tarafı olur. Belki başka biri olur. Hani ben dünkü yayında da söyledim. O bu şu fark etmez. Ben cinayetten şüpheleniyorum Serap yani Hanım. Sen ablanın bu süreçte hani belli bir süre seninle de mesajlaşıyor vesaire. Evet. Bu görüşmediğiniz ve iletişimin tamamen kesildiği süreçte evet öldürüldüğünü mü düşünüyorsun? Düşünüyorum. Öldüğünü mü düşünüyorsun? Düşünüyorum. Neden diye soracaksınız. Çocuklar? Belki çocukları bir yere koydular. Belki de miras bölüşülmesin, bir şey olmasın diye. Onunla yani öyle olanlar yok mu Serap Hanım? Hani her şeyi ben yani ne mirası? Ya belki bunun evine bir şey yok hani maaş yani ortadan bölünmesin diye hani kendi çocuklarına kalsın diye benim belki bir şeyler yok oldu. Benim evim yok. Ben kiradayım. Sadece benim bir maaşım var. Tamam Cebel'deki ev ne? Babamın evi mi? Babamın evidir o. Tamam o çocuklarına araştır, kalmayacak mı? Araştır tapuyu araştır bakalım benim evim. Tamam o çocuklarına kalmayacak mı? İstiyorsan maaş benim maaşım senin olsun. Ya benim ben senin maaşına benim işim annemin var. Güller gibi maaş var. Bir de gelen benim kiram var. Ben senin maaşını seni bırak da. Ben ya niye sen benim laflarımı bak, kesiyorsun? İki Merve, çocuğumun bir yaşımı dünyalara değiştirdim. Bir saniye Merve. Yani Allah korusun. Ablanın başına bir şey geldi. Siyat iki çocuğunu saklıyor mu yani? Ya belki aldı saklıyor. Bir yere koydu çocuklar çıkmasın diye. Belki ablama getireceğim. Yani ben bunların hepsini bir şey olarak görüyorum. Hani yaptım, tahminlerde bulunuyorsun. Tahminlerde bulunuyorum evet. Düşünüyorsun. Ki görüyoruz bu tahminlerde genelde bazı yerlerde doğru çıkıyor. Hani çıkıyor yani. Hani çünkü. Ya senin yanında çıkar sabahçık? Benim evimde mi? Gidip, evet. Tamam ben buradayım. Gidin bakın evime. Adresi ben de vereyim. Bakın. Adresi ben vereyim gidip ben evime baksınlar. Ben evimin resmini gönderdim. Evimin resmi burada. Bakılsın benim. Tamam evime. Benim de evimin adresini ha? Ben vereyim gidip annen, bakılsın. Annen de benim evimin üstüne oturuyor. Jandarma 2 dakikalık mesafede. Tamam. Gemlik kurşunu jandarması. Gidilsin Eser Market belki var bizim belki başka orada. Yerde saklıyorsun. Gidesin Eser Market'te anahtarım ha? Var yedek anahtarım. Giresin bakılsın evime. Orada belki, de, belki de eşim dediğim çiftliğinde saklıyorsun. Kimin? Eşim dediğim biri vardı çiftlik sahibi. Belki de orada saklıyorsun onu. Lan aradan kaç sene anladım geçmiş oğlum sen ne iyi misin? Ne kaç sene geçmiş ya? Kaç, ne kaç sene söyle söyle. Ya? Ne kaç sene geçmiş ya? Ya şimdi çıkmaz bir dara girdin ya. Kimin üstüne iftira açacaksın? Ne çıkmaz dara girdin ya? Ne elimde ben delillerle ya geldim. Bugün, madem bugün ki, görüşeceğiz. Madem ki siz bu kadar düşkündünüz. He. Neden hiçbir tanesiniz? Karakola gitmediniz. Ya bir şey dedi. Savcılığa gitmediniz. Şuraya gitmediniz. Sen gittim dedin mi ben zaten dedim. Bizim bacımız kayıp. Bizim bacımız kayıp, iki yeğenlerimiz kayıp. Bugün bakılsın ben arama kaydından biz, kimi aramışım? Biz karakola bunları arıyoruz. Böyle bir tek tek konuşalım. Bu arada Allah bakın Allah. Siyat ekrana çıktı kaç gün oldu. Heh. Sen iki gündür çıkıyorsun. Halen Fatoş'la ilgili en küçük bir ihbar yok. Ben de diyemek istiyorum çocukları ki gördük ya da Fatoş'u gördük ya da Fatoş arardı. Aramasında hiçbir sakınca yani yok. Ben hayattayım. Seni, çocuklar yanımda. Aynen. Ama ben Siyat'a dönmek istemiyorum. Aynen. Hiç böyle bir şey olmadı. Ya kadın konuk evine gitmek istiyorum derdi. O telefonu da kapatırdı. Gitse oraya giderdi. Gitse bile oradan bile bize haber arayıp gelirdi, ben hayattayım. Ya da poliste şeyi olur. Bir kere vermiş ama ondan sonra yok. Aynen. Yani yok kadın. Ben, hiçbir bilgi de yok. Bu şunu arada, söyleyeyim Serap Hanım. Şöyle bir şey var. Tamam mesela birine kaçtı diyelim. Hiç mi o kaçtı kişinin ailesi, konu komşusu yani bir çocuk sesini o apartmanda ya da normal baraka neresi olursa olsun hiç mi duyan kişi yok ya da hiç mi gören kişi yok? Yani ben açık ve net diyorum bu yani her şey ihtimal ya ben artık herkesten şüpheleniyorum. Yani ben herkesten şüpheleniyorum hani sadece bir kişi değil herkesten şüpheleniyorum. Bu arada dediğin gibi konu yani komşu. Yani eğer olursa benden de şüphelenirsin. Hani ben o derece diyorum. Hani o senden şüpheleniyor işte yani senin yanında mı diyor. Ben de diyorum ki ben buradayım çocuğum burada. Açık adresi vereyim. Gemlik kurşunu jandarmasına gidesin.
söylensin. Eser Market'e gidesin. Anahtar alınsın, Eser Market'e benim yedek anahtarlarım var. Gidesin bakılsın evime. Bu kadar da açık ve net diyorum. Bu arada Bursa'daki evimde de kiracılar oturuyor. Komşu dedin ya, komşular bile şu an bulunduğu yerde birisi görür arardı bizi. Tabii. Efendim yan komşumuzda bu kadın. Aynen. Yan komşuda, yan evde. Yok. Yani tık yok şu anda yok, kadar yok. Müge Nur'la alakalı. Bir de fotoş adını da kullandığını özellikle vurgulayayım ki hani bilen tanıyan çıkarsa diye. Aynen. Siyat Bey'in ablası Fatma Hanım telefonumuzda. Bu dün oğlu Nihat dedi ki iki kez, bir keresinde iki, bir keresinde bir adamın evden çıktığını gördüm dedi. Hatta ilk gördüğümde adamlardan birinin elinde dedi silah vardı dedi, tabanca. Sen de dedin ki o benim silahımdı. O av silahı. Ha, av o silahı. Benimdi dedin. Peki o av silahın senin daha sonra evde kayıp mı oldu? Kayboldu. Yok yani ortada. Yok, ortada yok. Ha, sen bunu sormadın mı? Benim burada sordum. Bir... Sordum. Kime? Karına sordun. Karıma sordum. Ne dedi? Dedim nerede dedim, bu silah nerede? Evet. Hatta benim de der, eniştemin silahıydı. Osmaniye göçtüler. Fatma ablamın kocasınındı. Osmaniye göçtüler, bende duruyordu. Ne dedi? Dedim karın... nerede, bu silah nerede? Mermilerim duruyor. Benim kendi silahım duruyor, av silahım. Nerede, bu silah nerede? Aradım aradım bulamadım. Çocuğum dedim. Siz bir şey görmediniz mi? Ama Nihat da söylemedi sana. Bak, baba ben bu evden mi? İki adam çıktı. Şimdi, Serap Hanım. Söylemedi mi Nihat? Sonra Nihat dedi ki, baba dedi biz oynuyorduk dedi. Koldan geldik dedi. Biz yoldan dedi gereken dedi iki tane adam dedi. Gökhan demiş. Bize dedi bir şey sordular dedi. Ellerinde de dedi bir silah var dedi. Onlar da böyle sakladılar dedi. Arabanın içine de koydular dedi. Bindiler gittiler dedi. Ama bizim evden çıktı demedi. Hayır çıktı demedi. Sen dün yayında duydun sizin evden evet, çıktığını. Evet benim evden çıktı. Galiba senin ablan mı oluyor Fatma Hanım? Evet ablam oluyor. Ablan da görmüş galiba. Fatma Hanım merhaba. Merhaba. Şimdi dün Nihat'ın söylediklerini siz galiba doğruluyormuşsunuz. Yani o eve bir anlatın siz ne gördünüz? Ben de ne gördüm? Ben de Osmaniye'den köye gittim. O da komşumun evine gelmiş bu Katoş. Komşunun telefonundan adamları aramış. Komşum dedi ki ne? Sizin gelin dedi. Birilerini aradı. Evi tarif etti dedi. O zaman da kaçıp kaçıp geliyor. Bunun her laf dönüyor arkasında. Hmm. Dedim ki ben bunu izledim. Öte izledim. Deri izledim. Sonra yukarı yol diyordum. Bir araba geçti. Arabanın arkasına gittim. Araba vardım. Babamın evinin arkasında durmuş dönmüş. Bir kirli sakallı böyle adam. İçinde şoför duruyor. Öbürü inmiş. Babamın evine aşağı indim ki öbür adam da kızın elinden tutmuş, Vildan'ın elinden. Abdurrahman da Fatoş'un kucağında geliyor. Ama küpelendim ben. Onları sırtın soymuş. Beni görünce tamaşırları sedirin altına gitti. Gidip gidip geliyor. Ben kendi işimi yapmadım. Onu takip ettim. Küpelendim ya kadın dedi. Kendi de geliyor. Yandan geçerken adamın elinden kızı aldım, kucağıma aldım hemen. Sen kimsin dedim bunu götürüyorum dedim. İşte şöyle böyle dedi. Dedim ki polisi arıyorum dedim. Elimi cebime soktum. Siz buraya geldiniz şey arıyorsunuz, götürüyorsunuz dedim. Telefonum da yok Allah var o zaman benim. Telefonum da yok. Hemen adam koştu içimdeki adam. Kapıyı açtı adam bindi haydi gitti. Bunları gönderdim eve getirdim. Kızım sen nereye gidiyorsun dedim. Çocuklarını götürürler dedim. Organların alırlar her şeyler oluyor. Görüyorsun bunları dedim. Neden dedim bunların ardına düşüp gidiyorsun sen dedim. İşte öyle böyle çocuğa sarıldı falan sistem. Kardeşimi aradım. Neredesin falan yerde. Tabii gele gel çocuğun hastaymış doktora götür dedim. Ben gideceğim ya Osmaniye'ye teslim edeyim diye. Hı. Neyse geliyorum bazı dedi telefonu kapat dedi çocuk hasta deyince. Abdurrahman o ara bebek kucağında da yürüme oturma yok. Astım bronşitli çocuk. Evet. Astım bronşit. Neyse ben ettim. Sonra kadın geri ben bunu çocuk öbür çocuklara da dedim oğlum dedim babanıza da söylemem bak bu lafları dedim. Duymasın babanız dedim anneniz gezerse dedim kuvalarsa size kimse bakmaz dedim. Gizlen dedim tamam hala dediler onlar ufak daha. Bunlar neyse adamlar gitti. O ara geri komşumu aramış. O Fatoş geldi bizi aradı bu numaradan çağır geçti. O da demiş ki evin yırak bize. Ben çağıramam demiş. Kadını da azlamam. Kadını da satmış telefonu. Allah Allah. Ben anlamıyorum. Fatma Hanım sormadın mı Fatoş'a? Kızım kim bu adamlar? Niye senin evinde? Ben,
Seslenmiyor. Söyle seslenmiyor. Cevap ben vermedi. De... Cevap vermedi yani. Cevap vermedi. Epey konuştum ben de. Cevap vermedi gitti. Kaçıncı? 10 seferde gitti. 20 seferde gitti. Her yerlerden buldu getirdi kardeşim. Buldu adamlar da desin. Nerelerden bulduğunu, çiftliklerden buldu, tarlalardan buldu, başkaları buldu, gördü, geldi. Hanımefendi bu sevdikleriniz doğruysa Siyat Bey'e çok büyük kötülük yapmışsınız. O yuva yok, yıkılsaydı o zaman madem doğruydu bunlar. Adamlar geliyor, adamlar çifter giriyor, çıkıyor böyle şey mi olur? İki çocuk bundan var. Ben ne bileyim bu hallara ereceğini. Onlar, onun orada bizi suçluyor ya. O Merve orada bizi suçluyor ya. Hmm. Onun annesi çocuk satma suçundan Esra Erol'a çıktı. 2017 yılında. Çocuk satma suçundan çıkma. Araştırın. Her adamdan bir çocuk doğurdu, evlatlık verdi. Fatma Hanım. Ya sana ne bize evlatlık verildiyse abimden beraber bu seni ilgilendiriyor mu? Bir dakika. Bizim çocuklarımızı ne malim satmadı? Şüpheleniyor. Biz de kendilerden şüpheleniyor. Çocuklarımızı satmadı ne malim? Fatma Hanım. Bizim bozukta şerefsiz. Fatma bak, Hanım konumuz Merve'nin annesi değil. Tabii. Konumuz şu anda senin iki tane yeğenin, Siyad'ın iki tane çocuğu ve karısı. O yüzden Merve'nin konusuna girmeyeceğim, annesinin konusuna. Şimdi bu anlattığınız olay, Abdurrahman daha yürümüyordu diyorsunuz. Evet. Yani evet. Neredeyse 9 sene önce falan olmuş bu olay. Evet öyle oldu. Yani sizi görmeseydi o gün evet. Mü acaba bu adamlarla çocukları da alıp o gün mü kaçacaktı Fatoş? Tabii ki onlar arabaya getirmiş oraya. Onlarla gidecekti ben görmesem. Çocukları hazırmış poşet, çantasını elime almış poşetini. Ha. Ben yoldan ben derdim. Bacım ondan sonra gittiklerini de söyleyin. Ondan sonra kaç sefer kaçtı onu da söyleyin. Kaç sefer kaçtı. Şeylerde çiftlik, şunalarda çiftlik varmış ben bilmiyorum. Oralardan toplayıp getirdiğin bundan 3 sene önce gene kaçtı. Adamların elinden işte polis bunu alıyor getiriyor işte Seyat'ı da arıyorlar bulduk avradını Seyat ona burada haber veriyor getiriyorlar. Bunun avrat edilecek bir boku yok adamla gene de etti. Merve ne diyorsun bak bir sürü de iddialar var senin ablan da demek ki hakikaten sütten çıkmış ak kaşık değilmiş yani. Onun sen bu kim kocayla durmadı Aliye kocanın altından kaçıp başka kocalara gitti. Merve. Bu seni ilgilendirmez ki. İstersek 10 koca değiştiririz. Ya sana ne? İstersek 10 koca değiştiririz. İstersek 20 koca değiştiririz. Benim kimliğime bakasın. Ben bekarım. İstediğim kişilerle beraber takılırım. Bu diğer ablalarım da öyle. Bu kimse ilgilendirmez ki. Bizim konumuz şu anda Fatoş ve çocuklar. Size ne? Utanmıyorum öyle laflar. Hem geliyorum aynı odada yatıyor diyorum. Bir adamın içinde yatıyor da. Hastalarla kalıyor da bir de o karesi çalıyor. Utanmıyorum. Yani Siyad'ın hani dün dedin ya bana yan gözle baktı filan gibi. Kanıtlar onu, var. Onu söylüyor. Elimizde kanıtlar var biz boşa konuş. Bak bir şey. Dedik benim yan gözüne baktı diye. Bizde öyle bir şey bulunmaz. Bulunmaz mı? Evet. Evet bulunmaz değil mi? O zaman biraz daha kanıtlar konuşunca da bulunmaz tamam mı? Evet konuştum bakayım ne kanıtı tamam. Buldun ne ayarladın mı sen? Bizden her şey bekledim. Ne ayarladık mı? Tamam hiçbir şey demiyorum. Evet ayarladık. Biz zaten oyuncuyuz. Biz buraya ünlü olmaya çıktık. Hiç işimiz gücümüz yok. Burada yani zevkimize duruyoruz değil mi? Yani çok haklısın. Biz bir şeyler karıştırıyoruz ya. Tamam. Siz doğru söylüyorsunuz. Biz ailecek hep yalanları konuşuyoruz. Eyvallah canınız sağ olsun. Kardeşim getirip de. Bir yere götürüp öldürmem çocuklarım. Birini okula koyuyor. İşe geliyor. İşten de çıktım. Onu okuldan alıyor. Eve geliyor. Geberek ediyor. Oya varmış yok. Neydi ki bunu? Aradı. Şeylere verdi yok. Merve bir dakika Fatma Hanım. Sen ablanın daha önce bu işte iki tane adam daha sonra başkalarına kaçma çiftlikte bulunmuş orada bulunmuş. Burada, Erzin'deyken onları ben görmüştüm. Duydun mu? Yok ben onları duymadım. Hani ben sadece Erzin'deyken bir şey olmuştu. Hani ablam oradaydı. Ben demiştim yani o zaman ailemi bulmuştum. Hatta ablamlar falan eniştemler beni oraya götürmüşlerdi. Onlar götürünce ben orada ablamı görünce o zaman da daha küçük yeğenim Cem. Bir de öyle karıştırıyor. Bir dakika Fatma Hanım. Evet. Cem de daha o zaman küçükten. Ben sadece ablamla Cem'i orada gördüm. Hani konuyu da söyledim de işte eşinden dolayı kaçtı. Buraya geldi olayını biliyorum. Sonra eniştem geldi oraya çocuklarla beraber onu almaya.
biraz ağız dalaşı yaşandı hani abimden. O zaman abim de Ahmet abim de bekardı. Abimden bir ağız dalaşı yaşandı. Rahmetli babam yaşıyordu o zamanlar. Hani sürekli yani şimdi sonradan bu aldı geldi eşine. Fatma Hanım'ın anlattıklarından sonra şahit olmuş kadın gözüyle iki tane adam. Biri evdeki silahı almış. Küçük kızı kucağına almış. Aynen. Ablan bohçasını hazırlamış neredeyse. Ya gidiyormuş. Zaman, aynen yani ben onlara bir şey diyemem. Ha, şimdi onları şey duyduktan diyemem. Sonra başka adamlarla da işte çiftlikler aynen. Orada. Ya duyunca şimdi şu anda. Ben artık de ilk defa duyuyorum. Öldüğüne inanmıyor musun? Öldüğüne inanmıyorsun herhalde. Başka bir şey olması lazım. Yani, bundan 3 yıl evvel gene bak. 3 yıl evvel iki sefer üst üstüne kaçtı. Söyle üç adam söyle. Kaçar gün? Kaç gün? Birinde telefon açtım. Ulaşamadım. 5-10 sefer aradım ulaşamadım. Hemen müdürümün yanına vardım. Dedim ya müdürüm dedim böyle böyle dedim. Bunda dedim şeker filan hastalığı var dedim. Astım bronşit hastalığı var dedim. Allah'a sikersin bir şey olabilir dedim. Ben eve varıp gelin dedim. Tamam siyah dedi. Acil heç duruma git dedi. Eve geldim. Kapı açık. İçeriye girdim sağa sola baktım. Affedersiniz lavaboya filan baktım. Kimse yok. Odaya girdim baktım koltuğun üzerinde bir tane yazı var. Siyah artık ben seni istemiyorum. Benden bitti buraya kadar. Lan dedim bu nereye gider? Arıyorum ulaşamıyorum. Oradan hemen kalktım. Karakola vardım. Dedim yine durum böyle böyle. Komiserim işte dedim bana yazmış olduğu dedim katil budur. Belki de daha da emniyet müdürlüğünde o kadın duruyordur benim. Ya Siyah sen de hala daha bu kadını istiyorsun evet. Ya. Yani ben saniye, anlamıyorum Serap ki. 3 gün sonra bak 3 gün sonra arkadaşım bir tanesi bana telefon etti. Ablamın kayını. Bak ablamın kayını o da. Dedi ki ben köydeyim. Siyah dedi o da pazar günü. Eşini dedi bulduk. Bir çiftlikte bulduk. Çiftliğin nerede olduğunu bilmiyorum. Eşin dedi bitmiş vaziyette dedi. Ne yaşadıysa artık. Ha. Çocuklar da yanında mıydı o zaman yanında, yine? Yanında. İkisi de yanında. Senin dedi ismini duyduğu zaman dedi titreme yapıyor dedi. Dedim kardeş o zaman dedim bak oradan kaçırmayın. Sizin oraya getirin dedim. Tamam dedi. Velhasıla bana mesaj yazdı. Tamam dedi bir sıkıntı yok dedi. Bizim buradaydı odanın içinde oturuyor dedi. O arada ben yoldayım. Tamam geldim. Çok uzun anlatıyorsun. Ben anladım. Evet. Defalarca gitti o oldu bu evet. Oldu. Hala karım geri dönsün istiyorum diyorsun. Serap Hanım. Sen Fatma Hanım sen telefonda mısın Fatma Hanım? Hayır ben bundan sonra istemiyorum artık. İstemiyorum. İstemiyorum. Fatma Hanım şimdi Merve'nin ablası. Fatoş da Merve'nin ablası. Nasıl evet. Ki Siyah kardeş çocuklarını arıyor. Hatta evet. Karısını da düne kadar daha gelsin diyordu. Merve de ablasını arıyor. Peki evet. Gerçekten Fatoş ölmüş olabilir mi? Hayır, hayır, hayır. Ne ölmesi, nereler dedi. Ne ölmesi. Yani çocuklar sizde olabilir mi gerçekten? Merve öyle diyor. Ben de soruyorum. Bizde mi? Çocuklar. Kimde olabilir mi? Sizde. Hayır, biz zaten... Burada iki abla, iki kardeşik bizim buralarda da yok zaten. Çocuklar da gelmez, kendi de gelmez, çocuğu da gelmez. Çünkü hiç haber çıkmıyor biliyor musun? Hiç haber evet. Çıkmıyor. O yüzden. Şimdi Fatoş'un bir diğer kardeşi, bizim Songül küçük mü oluyor? Bizim en küçüğümüz. En küçük kardeşi. Aynen. Songül'ü bir telefona alalım. Siyah şimdi bir şey bizim soracağım güzeldi. Sana. Hı. Şu ana kadar Merve'nin de bir sürü iddiası olduğu işte kurban kesme olayı var. Arabada yanına oturtmuşsun bir laflar söylemişsin iddialarına göre. Sen bunu reddediyorsun. Çocukların üzerine yemin ediyor. Yemin de ediyorsun. Hala da ederim. Edersin. Ederiz. Yani tebrik baldız, ederim. Baldız, ederim. Baldız olayı hani bizde hep böyle kardeş gözüyle tabii bakılır ki. Ya. Ben de öyle sen görürüm. Sen de hep öyle baktın değil evet. Mi? Yani bizden gizlediğin bir şey de yok. Hayır yoktur. Peki. Songül telefonda diğer baldızı. Biliyorum. Songül merhaba. Alo merhaba. Songül önce bir soruyla başlayacağım. Ablan yaşıyor mu sence? Ablam ben... Ablam gitmedince ablamla ben konuşmuştum. Bana mesaj atmıştı. Hı. İşte ne yapıyorsun? Neyse depoya fazla gidip istemiyorum. Özel geçirdim. Çünkü ben çalıştık. Fazla konuşmayacağım. Kusura bakmayın. Evet. İşte çünkü. İşte ben ayrılacağım. Artık tutamıyorum. Zaten geçen oğluyla da çok kesik kesik geliyor. Oluyordu. Sesi bir daha bağlayalım. Bir dakika. Songül bir daha bağlayacağız. İşte çünkü şu anda çalışıyor. Evet kendisi. Çalışıyormuş. Aynen. Şimdi dediğim gibi hiçbir haber yok.
dünkü Merve'nin iddiaları, eniştesinin bir takım ona iltifatlar, ama aşırıya kaçan iltifatlar ettiğini söylemesi, eşiyle kıyaslaması vesaire gibi şeyler, bunların hiçbirinin doğru olmadığını söyledi Siyat. Sen onların hala arkasında duruyorsun. Evet, bunlar yaşandı diyorsun. Yani. Biz de son günü tekrar bir bağlıyoruz. Bir de Kadir diye birisini biliyorsun Siyat, değil mi? Evet, biliyorum. Ona da geleceğim. Kadir konusuna geleceğim. Oğlun canlı yayında olacak ama bağladı Songül. Songül. Efendim. Çok kısa cevap istiyorum. Senin de fazla vaktin, evet, yok. Merve ablanızın öldürülmüş olabileceğini, ölmüş olabileceğini, bu kadar uzun süre sessiz kalmayacağını söylüyor. Yani bir şey söyleyeceğim. 26-27 günden beri eniştem orada, yayında. Yani illaki bir insan bu televizyonu izlediğinde, yani bir çıkıp der ben yaşıyorum, ben istemiyorum, çocuklarımla mutluyum, şurada mutluyum diye söyleyebilir, değil mi? Söyler bunu yani. Söyler ama 3 gündür yani, yayında burada. Bir de şunu söyleyeceğim. Evet. Yani eniştenden böyle bir şey bekler misin? Yani ben beklemiyorum açıkçası. Yani şöyle söyleyeyim. Bak eniştem, tamam, bazı hataları var, bazı çok büyük hataları da var. Ablamın da çok büyük hataları var. Yani şimdi böyle cinayet, yani olacak şeyine ben ihtimal veremiyorum. Evet. Ben şimdi hak yiyemem yani, Allah var, evet, yukarıda. Ben de bunu sormak ben istedim. Peki Songül. İhtimal veremem buna. Dün eniştenle, Siyat Bey'le bir telefon, evet, görüşmeniz olmuş. Şimdi evet. Bu telefon görüşmesini yayınlamamıza izin veriyor musun? Yani benim için sakıncası yok, yayınlayabilirsiniz. Dün yayından sonra oldu değil mi bu görüşme? Evet. Peki o zaman bir izleyelim. Şimdi hocanın bir tanesini aradık. İmam. Cami imamı. İmamı ne yapacaksın? Ya hocam dedi, sana bir şey soracağız biz dedi. Ha. Ne dedi, sorun dedi ya. Dedi hocam dedi, mesela dedi, şimdi dedi bir baldız dedi enişteye düşer mi dedi. Hoca da dedi ki, kardeş dedi, siz ne biçim soru soruyorsunuz dedi. Ya dedi yok dedi, yani kötülüğüne sormuyor dedi, yani bir enişte dedi. Ha. İkinci eş olaraktan dedi, baldızıyla dedi, nikah kıyabilir mi dedi. He. Hoca da dedi ki, ne? Hayır dedi. Evliyken dedi, bacı, he, evliyken dedi, nikah düşmez, günahtır dedi. Ama dedi, ölüm olur, ayrılık olur. Mesela dedi, eşi ölmüştür. He. Ondan sonra ayrılmıştır dedi. O zaman dedi, baldızına dedi nikah düşer dedi. Yani Siyat benim alacağım. Ya işte bak, sen işte böyle kızık birisin. İşte güldürürsün. Sen lafına mı geçiyorsun yani, ne yapıyorsun anlamadım. Ya ben öyle bir şey dedim mi sana? Yok yani, baldız sevenin yanı söyledim ya. tamam. şimdi bir şey derim de yerim. Yok, hayır, ben kesinlikle öyle bir şey yapmam. Yok, bilmem, sen diyorsan bana evlenek diyorsan, yani ben bir şey demiyorum. Şimdi dünkü burada baldız enişte tartışması ve kesinlikleden sonra böyle bir muhabbetin niye yaptın Siyat Bey? Ne anlamı var? Nereden geldin o konuya yani? Niye? Baldızına... Kendisi aradı beni. Şundan bundan konuştuk. Bilmem ne yaptık. Ben de o konuyu açtım kendisine. Niye? Çocukların niye kayıp yani, başka niye konumuz olmamalı. Bir de evlatlığın üzerine yemin ettim burada. Tabii de, ki. Burada hayır. Hayır, ben orada dedim mi, bak ben orada dedim mi sen alacağım diye dedim mi? Daha ama sen öyle diyorsan alayım diyorsun. Güzel gülüyorsunuz ki Siyat Bey, tamam, evlatları kaybolmuş, evet, adamın içinden o kadar gevrek, evet, bilmek gelmez yani. Ya yok, benim... bir de Serap Hanım diyor ya, hani dedim, hı, ya ben yalan konuşmuyorum hani her şey. Evlatlı, hı, tamam, ben evladımın üzerine yemin ederim dedim ben yalan. Tam ben de ederim, Allah bana evlatlarımı verirse, ya işte ne oldu? Tamam, şimdi, hala ben evlatlarım üzerine yemin hayır, ediyorum. Hayır, bu sohbetin, bu sohbetin, bir saniye Merve, bu sohbetin ne manası var? Ha. Niye böyle bir sohbet açılıyor? Niye böyle, ha, gevrek gevrek gülünüyor? Evet. Hakikaten bu çocuklarını merak eden bir baba, burada ben çok üzgün, ağlayan, öfkelenen bir baba, hı, görürken, baldızla konuşurken gevrek gevrek sesler böyle değişmiş. Ondan sonra sen öyle diyorsan olur. Ne gereği var bu sohbetin? Ve bundan önce bir tane daha ses kaydı var Serap Hanım. Ne lüzumsuz bir konu. Bir de özellikle vurguluyor. Ölürse evlenebiliriz, nikah düşer. Ölürse evlenebiliriz. Siz öldüğünü biliyor musunuz Siyat Bey? Ölürse evlenebiliriz
Demiyorum ben orada. Baldız takıntın ne diyor hocam? Öldüğü zaman diyor. Bu nedir baldız? Hep diyor diyorum ben. Baldız baldan tatlı diye bir laf varmış. Herhalde beyefendi de onu uygulamaya çalışıyor kendisi. Songül telefonda mısın? Telefondayım. Ya bu sohbet niye böyle ilerlemiş hakikaten? En sevdiğim baldızımdır benim o. Ay, tamam da en sonunda diyorsun ki orayı tekrar da getiririm. Ben öyle bir şey demiyorum ama sen diyorsan olabilir diyorsun. Ya ne gereği var? Dün burada avaz avaz biz Merve'nin söylediklerini yalanladın. Bir daha sen baldızınla niye konuşma, o bile arasa. Açma. Bir de şöyle bir şey açma var. Açma bile bir de baldız konusuna giriyorsun ya. Bir de şöyle bir konuşma daha var. Bundan önceki ses kaydında belki siz dinlemişsinizdir bilmiyorum ama. Yok işte ben hani seni çocuklarım daha çok seviyor. Keşke seni anne, keşke Songül'ü anne olarak alsaydın, Fatoş'u almasaydın gibi bir konuşma da var. Onu da belki siz dinlemişsinizdir Serap Hanım. Söylememe. Dinledim. Songül ne diyorsun? Yani zaten hakikaten bu lüzum. Ben bir şey söylemek istiyorum Serap Hanım. Ablası yayına çıktı ve ablası diyor ya orada. Evet. Ablası diyor ya işte adamlar geldi gitti, şöyle etti böyle gitti. Ablam benim böyle bir şey yaptıysa, bak ablam benim böyle bir şey yaptıysa, siz de bu kadar gururluysanız, bu kadar namusluysanız, o zaman kardeşine diyecektin ki ne kardeşim bak bundan arvat olmaz. Namus. Böyle böyle. O zaman ayrılacaksınız. Daha sen düne kadar sen benim ablamı hala istiyorum diyorsun. Böyle bir şey yapıyorsa sen nasıl kabul edebilirsin? Tabii. Yani böyle bir şey yapılıyorsa kabul edilebilir mi Serap Hanım? Ablam olmazsa kim olursa olsun ya. Ha bir de 10 senede bu bir kere olmamış, defalarca olmuş. Aynen bir kere olmadı diyor. Kaç yıldan beri? 12-13 yıldan beri evliysen. Böyle bir şey yapıyorsa benim ablam. Fatoş diyeyim artık. Abla beni demek istemiyorum. Fatoş diyeyim. Böyle bir şey yapıyorsa o zaman neden hala kabul etmek istiyorsun? Çocukların mı? Çocukların dışarıdan mı kalıyor? Sokaktan mı kalıyor? Bugün bağlanan Fatma bacın. Çok iyi bakarsa o zaman. Çok iyi bakarsa bacına. Alsın baksın. Daha çok iyi bakarsa alsın baksın o zaman ya. Ayrıl o zaman. Düşme peşine. Songül dünkü o konuşmadan rahatsız oldun mu? Ben dünkü konuşmadan evet rahatsız oldum. Dünkü benim arama sebebim de ben aramayacaktım. Numaram bile ne yok diyor. İstinamla bile ne Songül ekli değil. Ben aramayacaktım bile ne. Ben çünkü hiçbir şekilde ben ailemle Tatuş ablamla pek aram yoktu ama arada bir konuşuyordum ben ablamla. Yani nasıl diyeyim size? Fazla gidip gelmezdim ben. Ha bir en son olaylarda yani gidip gelirdim. Niye ben aradın? Niye kaldım. Aradın? Siyad'ı niye aradın? Ne biliyor musunuz? Diyor ya ben baldızlarıma tecavüzde bulunmadım. İşte şöyle böyle diye yalanladı. İki çocuğun üzerine yemin etti orada bizi. Çünkü dünya aleme rezil oldu. Ve bugün benim çalıştığım yere akrabam geldi. İşte sizi böyle yalanlıyorlar, şöyle yalanlıyorlar. Herkese rezil olduk diye. Böyle konuşma duyuyor şey yaptım ve konuştum. Benim telefonum da özelliği var, ses kaydetme özelliği var ve bunu size atmak istedim. Çünkü her şeyi çıksın istedim. Siyah suskunluğa büründün. Neden? Hayır niye suskunluğa bürünüyorsun? Ama bu konuşmayı ben, normal karşılayan varsa şey yazsın sevgili seyirciler Allah aşkına ya. Alo. Bu konuşmayı normal bir insan yapar mı? Hele hele dünkü iddialardan sonra. Bir şey söylemek istiyorum Serap Hanım. Bir saniye. Dersin ki kardeşim bulununca ortaya çıkınca görüşürüz der kapatırsın. Nereden geldin kafanın bilincinde hala o baldız hocaya sormuşlar o öyle demiş bu böyle demiş. O da diyor ki beni mi alacaksın diyor. Yok öyle demedim ama sen diyorsan olur. Yani bu olacak şey değil Siyad Allah Serap aşkına. Hanım, siz söyleyebilir miyim? Yani söyle benim fazla vaktim yok çünkü ben birazdan kapatmak zorunda çalışacağım. Tamam. Çalıştığım için kısa bir şey daha söylemek istiyorum. Benim ablamda da hata var, eniştemde de hata var. Ben hepsini suçun enişteme bulmam. Bak enişteme bulmam. Çünkü bir evlilikte iki kişinin hatası vardır. Tek kişinin hatası olmaz. Muhakkak. Ama bu kadarı da affedilmez artık. Yok çocuklarıma şiddet uyguluyordu. Baştan o. Bir şey daha söyleyeceğim. Oradan başlamak benim lazım. En büyük ablam bağlandı. Bir şey daha söylemek istiyorum. Benim en büyük ablam bağlandı Hür ablam. Orada dedi ya benim iki tane üvey çocuğu... Fatoş ablamdan önce üvey çocuğunu dedi, aldı gitti dedi ilk kaçmasını dedi annesi bile gitti dedi ve çocuklarımın dedi üzeri moralarak geldi hastaneye götürdüm dedi değil mi? Evet. Ve ben bunu kendisine sordum dedim ki ne benim ailem dedim senin dedim ne zaman dedim çocuklarını mosmor edip de dövdü dedim. O yapma. Ses kaydında peki dedim vardı. Orada dedim yayında neden söylüyorsun dedim arvadın yaptıysa arvadın yaptığını söyleyeceksin dedim. Benim ailem dedim daha bu zamana kadar dedim kimsenin dedim canına kıymaz dedim ya canına kıymaz dedim. Bir tokat atmaz dedim. Peki ablan nerede sence?
Ablam, yani inan ki bilmiyorum, bilsen de söylerdim zaten. Yani bir şekilde ben İstanbul'un karakolunu aradım, ora bildirim yaptım, yani şey yaptım. Tahminin ne? Haber. Tahminin ne? Ne tahminim? Bence bir yerde saklanıyor veya saklıyorlar. Mesela dün Siyah bana dedi ki ne? İşte dedi çiftliklerine, de Osmaniye'de çiftlikte dedi, bir adamla evli adamla gitmiş dedi. Görmüşler. Lan gördülerse o zaman Serap Hanım'a söyle veya kim gördüyse gitsin bulsunlar o zaman. Böyle bir şey varsa niye söylemiyorsun? Bizden sakladığın bir şey var mı? Hayır, gün yayından sonra duydum ben. Yayından sonra duydum. Evet, yayından sonra. Bugün ilk söylemen gereken bu olmalıydı. Bana sıra gelmedi ki. Hayır, ilk başta hemen hani hoş geldin Siyah. Serap Hanım bir haberim var. Böyle böyle bir şey duydum. Bunu ekibiniz bir araştırsın. İlk cümlen bu olmalıydı mesela. Bir de mesela demişti ya Serap Hanım, işte ailem işte bizi ayırmaya çalışıyor. Bu hani kız tarafının ailesi ayırmaya çalışıyor falan mevzusu olmuştu. Orada da diyor ki hayır, sizin aileniz bizi hiç ayırmaya çalışmadı gibicesine de konuşmuştu. Bu baldızlar falan niye sizi ayırmaya çalışsınlar? Bir de o var. Evet, son yalnız. Başka, çünkü Fatma Hanım'la da bir konuşacağım. Bir de Nihat canlı yayında olacak. Evet. Mesela diyor ya Fatuş'un ailesi bizi ayırmaya çalışıyor. Soruyorum, biz seni ne zaman ayırmaya çalıştık? Benim ablam sizinle kavga ettiğini suçlu veya suçsuz. Benim ablam kavga ettiğini annem hep ablama kızardı. Bak kızım yuvanız yıkılmasın, bak kızım şöyle kavga etme iyi geçinin derdi diyorum. Evet öyle. Niye o zaman dedim doğrular söylemiyorsun? Niye yalan söylüyorsun dedim ya. Bak ben ne senin için konuşuyorum dedim, ne ablam için. Ben sırf o iki tane çocuk için konuşuyorum Songül, dedim. Songül, gerçekten sana, sen benim çocuklarıma daha iyi annelik yapabilirdin dedi mi Siyat? Şey demiş oğlu iki tane büyük Nihat'la Göten. Demiş işte keşke demiş Fatoş annemiz olacağına demiş. Songül annemiz olsaydı demiş. O bize daha iyi bakar demiş. Nihat Bülent telefonda canlı yayınında onun Skype'den bağlanacaktı. Bir sorun var galiba. Nihat. Nihat merhaba yavrum. Merhaba, buyurun efendim. Nihat, sen böyle bir şey dedin mi Fatoş annemiz olacağına? Keşke Songül abla bizim annemiz olsaydı diye. Evet. Öyle mi görüyordun? Yani daha mı seveceksin, daha mı iyi görüyordun? Şimdi şöyle, ben Songül'ü 2 sene kadar tanıdım. Okuldan işten eve geldiğimde baktım Songül oradaydı. Zaten bayağı da değişmişti. Önceden tanıyordum ama bilmiyordum. Bize gittik. Ben Songül ablamla tanıştım. Beraber dışarı çıktık. İyice samimi olduktan sonra eğlendik, oynadık. Yani ben onunla yaşadıklarımı ne babamla yaşadım ne üvey annemle yaşadım. Ben Songül ablamı daha çok sevdim. O yüzden babama öyle bir şey dedim. Babana söyledin. Aynen. Baban ne dedi? Babam mı? He. Babam da öyle bir şey olmaz dedi. Ama dünkü konuşmaları dinledin mi babanın baldızla ilgili konuşmalarını? Songül'le bir konuşma yapıyor. Sonra da diyor babamla, ki ama diyor sen istersen olur tabii diyor. Babamla Songül ablamın arasında zaten her zaman öyle bir konu konuşurdu. Üvey annemin yanında bile bu konuyu konuşurlardı. Babamla Songül ablam sürekli zaten böyle şakalaşırlardı. Böyle laflar birbirlerine derdi zaten. Şaka mı, şakalaşma olur mu böyle? Yani. Şimdi sen de evlisin ya. Sen baldızına böyle bir şaka yapsa baldızın sana, eşin bunu hoş karşılar mı? Karşılamaz tabii. Demek üvey annem, de karşılamıyordu zaten. Her şakanın da altında bir gerçek vardır yani. Yani çoğu insan öyle der ama öyle değildi. Şimdi tabii dün Merve'nin de anlattıkları var. Yani üvey annenin de tabii ki hataları olmuş, babanın da hataları olmuş. Yani tek taraflı olmuyor zaten bu işler Nihat. Evet. Dolayısıyla şimdi Merve, benim ablam kesin öldü ya da öldürüldü. Çünkü öyle olmasa en azından bir ses verirdi diyor. Songül diyor ki bir yerde saklanıyor olabilir ya da saklıyor olabilirler diyor. Baban düne kadar karısını geri istiyordu. Mesela o geri istediği dönemde Fatoş'u sen ve kardeşin tepkili miydiniz? Baba hala bu kadını nasıl istiyorsun diye. Evet. Biz sürekli derdik babama zaten. Baba biz istemiyoruz diye. Ya şimdi Siyat'ın ya bugünkü görüşü, dünkü telefon görüşmesinden anladığımız kadarıyla karısı ölürse baldız ile evlenecek. Kararı bu. Ölürse evleniriz. En azından sen de teklif istersen. Mi edecek? Teklif mi edecek? Ölürse evleniriz. Sen de istersen. Şimdi karısını falan aramıyor. Yani eşinin
Ya ölmüş olması halinde baldızı şey, evlenecek. Siyah. Allah korusun. Allah korusun. Allah, çocukların inşallah annesi. Korur, i̇nşallah Allah korur. Allah korusun. Evet. Diyelim ki öyle bir haber. Yani sen 3-5 ay sonra gerçekten baldızına böyle bir teklifte bulunur musun? Hayır, bulunmam. Ama hoca olur, demiş ya baldızın hani karısı ölürse. Onu biz iş yerinde arkadaşlarla konuşurken, yani öyle konuşurduk yani arkadaşlarla böyle böyle diye. Ben onu şaka misali anlattım ben ona. Şaka. Arkadaş bütün şakalarınız anlattım. Da baldız üzerinden dönüyor ha. Normal şaka yok. Çünkü sürekli şey. Ondan biz sürekli şakalar baldız şakalar üzerinden yaparız. Dönüyor. Başka mesela, şaka yapın kardeşim. Mesela Siyah. Evet. Biz burada hocam işte Hasan Bey evliler, çoluk çocukları var. Biz diyelim oturduk böyle bir muhabbet kahve çay içiyoruz. Böyle bir konuyu sohbet olarak dahi, evet, şaka olarak dahi hiç kimse açmadı. Ben bugüne kadar kimseden espri yollu da olsa böyle bir muhabbet duymadım. Ne bu çevremde, ne diğer sosyal çevremde, ne arkadaş, ne hiçbir yerde böyle bir sohbet konusu duymadım. Demek ki sizin bilinçaltınızda böyle bir şey varmış. Arkadaşlarınızla bile bunun sohbetini bile yapmışsınız. Bu telefon konuşması da zaten bunun vallahi ipucunu veriyor. Bilmiyorum herkes nasıl algıladı ama ben çok hoş algılamadım. Ama bu arada gerçek olan şu var ki iki tane evladı var. Bunlardan biri 10 yaşında, bir tanesi de 9 yaşında ve ikisinden de hiç haber yok. Asıl odaklanmamız gereken konu çocuklar, sonra da tabii ki kardeşini, ablasını arayan ve belki de karısı dönse kabul edecek olan hala bir de Fatoş var elimizde. Şimdi, Serap Hanım dün demiştim Pembe Hanım telefona bağlansın diye. Esas işi bilen Pembe Hanım'dır. Pembe Hanım'ı yarın bağlayacağım. Tamam. Çünkü Siyah, Hatice kan temiz çal konusuna geçeceğim. 7 tamam. yılı aşk bir süredir Serap Hanım bir de şunu söyleyeyim ben size. Yarın söylersin olur mu? Hatice kan demir çal 7 yılı aşkın bir süredir kayıp. Oğlu ve kızı onu arıyor. Dün bayağı bir bilgiye ulaştık kendisiyle alakalı. Bugün yeni bilgilerle geliyoruz Yusuf'un karşısına ve kız kardeşinin karşısına. 7 yıllık Hatice kan temiz kaybındaki sis perdesi aralanıyor. Aile üyelerinin birbirlerinden sakladığı sırlar bir bir ortaya dökülüyor. Hatice Hanım'ın Bursa'da yaşadığını tespit ettik. Yusuf'un babasının, Hüseyin'in yani konuşmaması bazı bilgilerin maalesef aktarılmamasına sebep olmuş. Neden gizlice doğum yaptı? 2016 yılında Mert isminde bir çocuk dünyaya getirdiğini. Mert diye bir kardeşin var. Kim bu seyyar yumurtacı Murat? Osman Gazi bölgesinde seyyar yumurta satan bir vatandaşla imam nikahlı olarak yaşadığını tespit ettik. Hüseyin Bey'in bu konuyla ilgili soybağının reddi noktasında da bir davası var. Şu an görülen bir davası var. Ama tabii bunu aile bilmiyor. 7 yıllık Hatice kaybının ardındaki sır ne? Birazdan. Peki şimdi tahtayı rica ediyorum arkadaşlar. Yusuf hoş geldin. Yusuf dedesi Muammer Bey ile birlikte geldi. Hoş geldiniz Muammer Bey. Dün ilk defa Yusuf bir erkek kardeşinin olduğunu, anne bir baba ayrı bir erkek kardeşin olduğunu öğrendin. Adının da Mert olduğunu öğrendin. Annen Bursa Osman Gazi'de. Bak şimdi şöyle düşün. Siz Konyalısınız. Baban da Konyalı, annen de. Evleniyorlar, Antalya'ya geliyorlar. Evet. Antalya'da siz dünyaya geliyorsunuz. Hayır. Konya'da dünyaya geliyor. Konya'da dünyaya geliyorsunuz. Sonra Antalya'ya yerleşiliyor. Evet. Efendim sonrasında işte anlaşmazlıklar vesaire. Annen babanı terk edeceğini söylüyor. Baban bunun üzerine Konya'ya dönüyor. Deden de belki size dayanamaz gelir diye sizleri de aldırıyor yanına. Ama annen Antalya'da kayboluyor. Ve şu üçgene bak, Konya, Antalya, 7 sene sonra biz buluyoruz ki Bursa, Osman Gazi. Tabii o arada neler oluyor? Biz şimdi çocuk 2016'da dünyaya geliyor. Aradan geçmiş 5 sene, 6 sene. Bu çocuk hala annen oralarda mı? Bunların araştırmasını yapıyoruz zaten. Ama burada suçlayamayayım ama kusurlu olan kişiler var. Başta baban. Baban bir tane erkek çocuğunun kendi nüfusuna kaydedildiğini biliyor.
Mert diye bir çocuğun bununla ilgili bir dava açıyor ve sana hiçbir şey söylemiyor. Doğru mu? Doğru. Hep üstünü kapatıyor her hep zaman. Hep üstünü sorduğunda. Kapatıyor. Şimdi baban bu konuda size haksızlık ediyor. Deden iyi niyetle yapıyor ama çocukları sizi alıp geliyor. Bir daha kızının peşini kovalım. Enişte gidiyor, ablasının kocası bulamıyor vesaire, geri gelmiyor falan. Ondan sonrasında böyle çok içten bir arama da yok. Yani size biraz haksızlık yapılmış aslında. Şimdi şöyle yapacağız. Muhabirim Murat zaten Bursa'da ve bu konuyla ilgili çalışmalarına, araştırmalarına devam ediyor. Biz bir olayı bir anlatalım. Hem seyircilerimiz de bu olayı daha yakından bilsinler istiyoruz. Önce bir olay anlatımına gelelim. Sonra Bursa'ya canlı bağlantım var. Sonra yeni bilgiler var. 7 yıldır haber alınamayan evli iki çocuk annesi Hatice ile ilgili ekibimiz şok edici bilgilere ulaştı. Doğum yaptığı hastaneyi bulduk. Yapmış olduğumuz araştırmalar doğrultusunda Hatice Kantemizçal Manavgat'tan ayrıldıktan sonra Bursa'ya geliyor ve Bursa'da bir birliktelik yaşıyor. İşte o birliktelikten Mert isminde bir çocuk dünyaya geliyor. Şu anda burada yıkılmış bu alan içerisinde bulunan Zübeyde Hanım kadın doğum evinde bu doğum gerçekleşiyor. Yıllardır Bursa'da başka bir hayat yaşıyor. Hatice Hanım arandığı süre içerisinde dünyaya getirdiği çocuğunu Hüseyin Bey'in nüfusuna kaydediyor ve Bursa'da yaşamaya devam ediyor. Peki Hatice Hanım yıllardır ailesini neden aramıyor? Doğumdan sonra izi kayboldu. Gerçeğin peşinde ekip olarak Hatice Kantemizçal arama çalışmalarına devam ediyoruz. Antalya'nın Manavgat ilçesinde başlamış olduğumuz çalışmaları Konya, şimdi de Bursa'da sürdürüyoruz. O zaman ben de hemen şuraya yazıyorum. Hatice Kantemizçal şu anda 40 yaşında. Halen kocası Hüseyin'in soyadını taşıyor. Çünkü boşanma gerçekleşmemiş. O yüzden de resmi nikahı da yok başkasıyla. Olay Konya, Antalya, Bursa üçgeninde yaşanıyor. Bundan tam 7 yılı aşkın bir süre geçmiş, dediğim gibi 7 yıldır yok ortada ve biz anlıyoruz ki Bursa'da Osman Gazi'de, şimdi nüfus kayıt örneğini bir kez daha tarihli olarak da getireceğim ekrana, Bursa Osman Gazi'de 20 Kasım 2016 tarihinde bir erkek çocuk dünyaya getiriyor. İşte biraz önce muhabirimizin dediği gibi bu hastanede demişti ve adını Mert koyuyorlar. Ancak kocasıyla Hüseyin'le resmi nikahları devam ettiği için Mert'in nüfusu da dolayısıyla Hüseyin Bey'e geçiyor ve onun da soyadı Çal. Şimdi ekrana tekrar bu nüfus kayıt örneğini getirecek olursak orada da zaten tarihiyle her şeyiyle göreceksiniz. Evet, tarihlisini istemiştim arkadaşlar. Onu değiştirelim. Tekrar tarihlisini getirelim. Bir erkek kardeşin olduğunu duydun. Dün yayından sonra Yusuf benim yanıma geldi. Gerçek mi bu? Benim gerçekten bir erkek kardeşim mi var? Evet dedim. Ve senin gözlerin doldu. Bundan etkilendin mi? Yani ne hissettin? Etkilendim. Dün gece de uyuyamadım zaten ben. Hani inanmadığım biraz bir yüksek şey, sesle inanmadığım konuş, bir şeyden, beklemediğim bir şeydi. Öyle mi? Yani çok bilmiyorum ben. Şöyle bu duygudan şu duyguda var mı bunda? Annem bizi bıraktı, bir daha da arkamızı aramadı. En son beni işte tablet alacaktı, aldı gönderdi, elime ulaştı. O tablet duruyor mu bu arada? Duruyor. Saklıyor musun onu? Yani modeli geçse de saklıyorsun. Yani şu an kullanılmıyor ama yani kullanılmayacak durumda, çalışmıyor. Ama olarak duruyor, saklıyorsun. Evet. Bir tablet verdi gitti, sonra ne kız kardeşimin ne benim peşimize düşmedi ama bir erkek çocuğu dünyaya getirdi ve o onun yanında. Böyle bir hafif bir kıskançlık duygusu da yaşadın mı? Yok. Yok, sadece kardeşini merak ettim. Hem kardeşim hem de annem sağ mı öldü mü? Onları merak ediyorum. Tabii bu konuda da çok haklısın. Çünkü 2016 yılında, evet şurada göreceksin, Mert Çal
Baba adı Hüseyin olarak geçiyor. Yani senin babanın adı. Anne adı Hatice, annen. Osman Gazi'de 20.11.2016 tarihinde bir erkek çocuk dünyaya getiriyor. Bu çocuk şu anda 22'deyiz, 6 yaşında. Yani okulun öncesi, okul vesaire olması lazım. Bunları araştırıyoruz. Babası bu çocuğun seyyar yumurtacılık yapan Murat isimli birisiymiş. Ancak 2016'dan sonra biz, dediğin gibi, annen hakikaten hayatta mı hala? Bu çocuk nerede, ne durumda? Bu seyyar yumurtacı, işte Murat denen adam ne durumda? 2016'dan sonra hiçbir hareket yok annenle ilgili. Bunun dışında. Şimdi hemen bir Bursa'ya gidelim. Muhabirimiz Murat Sönmez canlı yayında. Bir de halan Hafize ile görüşüyor musunuz? Aranız nasıl? Diğer akrabalara kıyasla biraz daha iyi. Diğerleriyle ama... kopuk musunuz? Evet. Biraz daha iyi. Hafize halan da bağlanacak. Onu da söyleyeceği şeyler var. Murat'cığım merhaba. İyi yayınlar Serap Hanım. Teşekkür ederim. Evet, bize neler anlatabilirsin Hatice kan temizle ilgili? Öncelikle şunu söyleyelim Serap Hanım. Bu hikaye Manavgat'ta başlıyor. Antalya Manavgat'ta başlıyor. Bir gizemli kayıp hikayesi. Sır dolu bir kayıp. Çünkü 7 yıldır hiçbir şekilde ailesini, ayrıldığı eşini, resmi olarak bir boşanma gerçekleşmemiş ama bir dargınlık var. Eşini aramayan, her şeyden önce iki çocuğunu aramayan bir anne var. Ve 2016 yılı içerisinde bir çocuk dünyaya getiriyor. Bursa'da dünyaya getiriyor. Hikaye bizi Manavgat'tan Bursa'ya getirdi. Biz Bursa'da Hatice Kantemiz Çal'ı aramaya başladık. Şunu söyleyelim. Hatice Kantemiz Çal'ın 2016 yılında Mert isminde bir çocuk dünyaya getirdiğini biliyoruz. Bu artık resmi kayıtlarla da az önce ekranda yansıttık ki oğlu Yusuf ve ailesi de öğrenmiş oldu. Şunu söyleyelim ama Hüseyin Bey bu çocuğun varlığını 2 yıl öncesine kadar biliyor. Çünkü nereden biliyor? Bir avukat Hüseyin Bey'i arıyor ve bu avukat bu boşanma noktasında ve bu çocuğun özellikle soybağının reddi davası noktasında görüşmek istiyor Hüseyin Bey'le. Daha sonra Hüseyin Bey'in avukatıyla da bu görüşme gerçekleşiyor ve bu kişi Hatice Hanım'ın avukatı olduğunu söylüyor. Bursa'dan geldiğini söylüyor ve 50 bin lira bir rakam istiyor. Hatice Hanım'ın boşanma ve yine soybağının reddi noktasında bu çocuğun nüfus kaydını diğer kişiye aldırtmak için 50 bin liralık bir rakam istiyor. Ama Hüseyin Bey bu rakamı veremeyeceklerini söylüyor. Ve bu tarihten sonra hiçbir şekilde Hatice Hanım'la bir irtibat kurulmuyor. Ama şunu söyleyebiliriz ki biz bu avukata ulaştık. Evet, bu avukat Hatice Hanım'ı tanıyor. Belirli aralıklarla görüştüğünü söylüyor. Ama Hatice Hanım'ın şu an için nerede, ne yaptığı noktasında herhangi bir bilgi vermiyor. Dediğimiz gibi 2016 yılında doğan çocukla ilgili Hatice Hanım'ın avukatı Hüseyin Bey'in avukatıyla görüşüyor ve 50 bin liralık bir rakam istiyorlar. Bu davadan özellikle anlaşmalı bir şekilde tarafların uyuşması için 50 bin liralık bir rakam istiyorlar. Biz Bursa'da Hatice Hanım arama çalışmalarına devam ediyoruz. Dediğim gibi Manavgat'ta başlayan hikaye bizi Bursa'ya getirdi. Bursa'daki çalışmalarımız da devam ediyor. Murat, o zaman şunu anlıyoruz ki Hüseyin Bey aslında 2 yıl öncesine kadar bir çocuğun daha kendi nüfusuna yazıldığını bilmiyordu. Ta ki evet. Hatice Hanım'ın avukatı kendisini arayıncaya kadar. Evet, Hatice Hanım'ın avukatı aradıktan sonra bunu öğreniyor. Evet, bunu ne yazık ki oğluyla ve kızıyla paylaşmıyor. Burada duydu Yusuf da, muhtemelen kız kardeşi de burada duydu. Bu arada tabii ki avukat müvekkil gizliliği sebebiyle nerede olduğunu bilmiyorum deme ihtimali çok yüksek. Ama ben, yani Sağır Sultan bile duymuşken, hele avukatı da duymuşken, Hatice Hanım'ın şu anda oğlunun ve babasının yayında kendisini aradığını duymadığına inanmıyorum. Ben de kesinlikle. Böyle bir şeye inanmıyorum. İkincisi, 50 bin lira gibi bir para bunca sene, yani sen bırak çocuklarını git, kocayı da bırak ama sonra dön ve de ki 50 bin lira istiyorum boşanmak için. Bir kere senin para üstüne para vermen lazım bir an önce. Tabii. Boşanın ki bir tane çocuğum var, bu çocuk babasının nüfusuna geçsin, ben de bir çocuk da dünyaya getirdiğim adamla resmi nikah kıyabileyim diye. Değil ki para istemek. Tabii. Biraz uyanık bir annen var anladığım kadarıyla. Hani bir şey koparabilir miyim diye bir düşüncesi olmuş. 50 bin lira. Bu nedir Muammer Bey? Senin kız bayağı uyanık çıktı yani. Hayır, uyanık da kendisinin isteği değildir o. Mutlaka baskı altındadır Serap Hanım.
Sen bilemezsin. Hatice kesinlikle öyle bir para istemez. İstemiş işte. İstemez. Adam mı diyorsun? Demiştir ki para iste. Adam hissettiriyordur. Başka altında ya adam yani. Dese bile ister misin sen bu parayı? Hayır. Çocuklarını terk et. 7 senedir arama. Kocayı terk et. Koca efendim şeyler geçirmiş, kazalar geçirmiş, o olmuş, kalp pilleri vesaireler. Sen git Bursa'ya, Antalya'dan, Manavgat'tan kalk. Orada yumurtacıyla tanış. Oradan bir çocuk yap. Sonra da ben 50 bin lira istiyorum boşanmak için ve çocuğun soybağının işte burada bu tarafa geçmesi için. Ya üstüne para ver de bunları sen yap. Boşan, bir de üstüne üstlük çocuğunun da şeyini alsın adam. Yumurtacının da herhalde yani paraya ihtiyacı var. İzliyor ise yani Yusuf bak kaç gündür ya izlemez burada çocuklar, olurlar mı? Burada bir kardeşinin olduğunu öğrendi. Yani Hatice Hanım yani bırakın eski kocasını veya mevcut Muammer'i, babasını, annesini. Oğlu için bir şekilde gelip o hasreti dindirmek isterdi. Yani ben hala neden geldiğini anlamlandıramıyorum. Çözemiyorum. Acaba Hatice Hanım'ın kimliğini mi kullanıyor birisi? Hani bir şeyde Rize'de siz gitmiştiniz. Maşalacı. Maşalacı olayına benzer bir şey olmasın o da var. Yani çünkü bu kadar duyarsız olmasını beklemiyorum. Evet. Çünkü artık aradan 7 sene geçmiş. Zaten nikahlı koca konuşacak hali yok. Hasta adamdan korkacak bir durum yok. Koskoca aslan gibi oğlu var. Kimse ona kalkıp da zarar vermez. Babası zarar vermez. Hani korkuyorum filan demiş ya. Ya şimdi, zaten dedem zarar verebilecek bir insan değil ki. Yok canım. Birisi zaten zarar vermeyi düşünemez bile yani. Yani ben çünkü düşünmeye kalksa ben varım zaten. Ona ben engel olurum var. Zaten. Ya ben Hatice Hanım'ın artık seni babasını ekranda izlediğinden %100 eminim. Yani avukatı aracılığıyla da duymuş bile olsa. Şimdi halan Hafize Hanım telefonda. Hafize Hanım merhaba. Merhaba Halep. Hafize Hanımcığım Hüseyin Bey yani çocukların babası konuşamayacak evet. Durumda mı? Neden iletişim kurmuyor bizimle? Şöyle anlatayım efendim. Bu olaylardan sonra benim kardeşim çok büyük rahatsızlık geçirdi. Büyük bir test geçirdi. Oh. Ondan sonra konuşamadı. Görme yetkisini kaybetti. Ben bunu hastanede yatırdım. Kalp beyni pıhtı attı. Hocalarımız da bilir yani bunun nasıl bir şey olduğunu. Haftalarca hastanede yattı. Ve ben bunu iyileştirene kadar çok hastane çok yer bizim geldi. Haberimiz yok. Hiç felç haberimiz yok diyor Yusuf. Kötü durumda. Yusuf bizim haberimiz yok böyle bir şeyden diyor. Felç şeyini falan ben burada öğreniyorum. Gerçekten. Hani kalp pili takıldığını biliyorum. Kopukluğu ya. Ayağı kırıldığını biliyorum. Bir defa trafik kazasını yaptığını biliyorum. O ayağı kırılma olayı da biz Antalya'ya taşınmadan önce çocukken futbolla oynamaya gitti arkadaşlarıyla. Ben ağladım. Daha anneniz falan yanınızda o zaman. Ben defalarca gitme diye söyledim kendisine. Kendisi de gitti. Beni dinlemedi. Ardından birkaç saat sonra da arkadaşlarla beraber ayağı alçalı bir şekilde eve döndü. O trafik kazasında bir defa kaza geçirdiğini biliyorum. Hani 200 sefer demiş ama ben bir defa biliyorum. Felç geçirdiğini? Onu da bilmiyorum. Daha yeni öğrendim ben. Yani bu karısının onu terk etmesi bu mu etkiledi onu? Bu üzüntüden mi evet. Oldu? Evet. Sıkıntıyla. Zaten içine kapanmıştı telefonumuzu. İçine öyle bir kapanmıştı ki konuşmuyordu. Sürekli ağlıyordu. Çocuklarım mahvoldu, ben ne yapacağım, nasıl toparlayacağım diyerek de. Öyle düşünüyorsa bizi niye aramadı, bizi niye sormadı? Halacım gene elinden geldiğince aradı sizi, birlikte beraber vakit geçirdik. Bir tane. Tamam da baba oğul ya da baba kız ilişkisi yoktu ki. Hani bir evlat, baba yani bir baba çocuğunu sadece ayda bir sefer ya da sosyal medyada paylaşarak altına ne bileyim işte canım oğlum, canım kızım yazarak mı sevgisini gösteriyor? Halacığım tamam haklısın ama babanın o dönem gerçekten var ya öyle çok kötü durumdaydı ki yemin olsun bak ben biliyorum hastanelerde gezmekten inan ki yorulduydum artık. Dedem de kaç sefer hastalık geçirdi, kaza geçirdi. Her defasında ben hastaneye götürdüm. Her seferinde yanında ben durdum. Her şeyini de ben biliyorum ama hiçbir şekilde de o sevgiyi eksiltmedi. Her zaman sevgisini gösterdi, her zaman yanımda durdu. Destek çıktı. Tamam halacığım, dedenden Allah razı olsun. Anneannenden Allah bir deyi bin kere razı olsun. Devamlı dua ederim ben onlara. Size öyle sahip çıktı ki Allah razı olsun. Tuttukları altın olsun. Ama şimdi anne de terk etmiş çocukları, baba da ilgisiz evet. Bırakmış anladığım kadarıyla. Yani biraz babasız da büyümüş gibiler aslında. Tabii.
yakın olmalarına rağmen bütün bunlar, yani hastalığında da yanında olurdum demek istiyor Yusuf. Çünkü evet, ben dedemin yanında oldum, onun da yanında olurdum demek ama istiyorsun. Ama çocuklarım üzülecek, benim bu halimi görecek diye çocuk bir şey diyemedi. O kalp bile takıldığında sadece Hafize halamın evine gitmişti taburcu olduktan sonra. Ben orada sadece bir defa ziyaretine gittim. Orada görüştük kendisiyle. O trafik kazasında da zaten bana söyledi. Yolda giderken yan şeritten traktör çıkıyor. Gece mi artık ne zaman tam hatırlamıyorum. Onu göremeyle çarpışıyor. O kaza sonucunda da sağ gözünde %57 görme kaybı olduğunu söylüyor. Yani şimdi, başka kaza olduğuna ya da o felç olayını falan söylemedi bana bu yani zamana kadar. Yani bu kadar... Bu şey kaza olduktan 3 gün sonra kolunda çatlak vardı, benim evde kalıyordu. Bir anda konuşma yetkisini kaybetti, görme yetkisini kaybetti. Hastaneye de götürdüğümüzde zaten ondan sonra beyin kanaması geçiriyormuş. Peki, ve hastanede 3 hafta yattı. Hafize Hanım bu kadar çok etkilenmesi, hani tabii ki ayrılık zor bir şey, terk edilmek kolay bir şey değil. Bir de bir taraftan Hüseyin Bey, Hatice'ye çok aşırı böyle büyük bir aşık mıydı yani ona? Hayır. Severdi, çok severdi. Yani bu kadar etkilenmesinin altında terk edilmişlik mi, gördüğü başka bir şey mi var? Niye bu kadar hayatını mahvedecek kadar? Çünkü bir, hiç kimseyi de almamış hayatına. Evet, almadı. Baktığınızda genç de bir adam, hala genç bir adam. Yani şöyle diyeyim, artık ben diyor yarım adamım diyor. Bir de şunu söyleyeyim, mesela bu canlı yayına katılmak istemedi. 2 gündür programı izlemedi. Dün benim yanımda izledi. Yanında ben vardım. Ve sinir krizi geçirdi. Ağlamaktan kendini alamadı. Neden? Ben gene dedim, yani kalbimde bir sıkıntı olacak diye korktu. Neden ağladı? Ya işte çocukların böyle olmasına, karısında tamam diyor, beni bıraktı, ben kötüydüm. Beni bıraktı ama çocuklarımı bırakmayacaktı diyor. Çocukların başında duracaktı diyor. İyi de kendisi de durmamış ama. Madem öyle, Antalya'dan niye bıraktı geldi bizi? Bizi alıp tekrar döndürseydi Konya'ya. Ondan sonra gitseydi. Siz de gelmemişsiniz işte babanızla. Anneannenizle dedeniz gelince geldi. Tamam da anne gitti kayboldu. Baba kaybolmadı ki. Tabii. Baba kaybolmadı. O başında durmamış. Peki bu üçüncü bir çocuk var üzerine kayıtlı. Evet. Ama kendi çocuğu değil. Bundan size hiç bahsetti mi daha önce? Haberim var benim Serap Hanım. Sizin de haberiniz var ama Yusuf'a da söylemediniz. Kız kardeşine de söylemediniz. Kız kardeşinin haberi vardı. Yusuf. Kardeşinin haberi varmış. Yağmur'un. Sana söylemedi mi? Ben sadece karakoldan arandım. Arandığımı da zaten işte babama söyledim. Ben dedim hani böyle bir durum var diye, beni bu yüzden aradılar diye. Ardından işte inanmadığım için o e-devlet şifresini, işte TC kimlik numarasını istedim ve vermedi. Israr edince de bağırdı. Bana küstü. 2-3 hafta falan benimle konuşmadı. Yani halan biliyormuş. Nasıl, ne diyordu? Yani bu çocuğu üzerimden almak istiyorlar. Bu 50 bin liradan sizin haberiniz oldu mu? Var Serap Hanım, benim haberim var. Biz her şeyini konuşuruz. Benim evim tam nüfus müdürlüğünün karşısı. O yüzden bir şey lazım oldu, oraya gittiydi. O anda çıktı geldi benim evde, çok kötü oldu. Abla dedi, bir çocuk daha var benim üstümde dedi. Ha, kendisi gördü. Dedi. Evet. Kendisi gördü. Kağıdı getirdiğinde baktım aynı şekilde vardı. Sakin ol kardeşim, ortaya çıkacak dedim. Ve 2019'da dava açıldı. Bizim davamız var. Hem boşanma davası, avukatlar bulmaya çalışıyordu. Hem de çocuğu üstünden yapmak için. Çıkarmak için dava açtı. Sizce Hatice ortaya çıkar mı? Çocukları, şimdi Yusuf burada ya, babası burada. Evet. Çıkar mı sizce öyle bir kadın mı? Vallahi çıkacağını zannetmiyorum. Keşke çıksın. İnşallah çıkar. Peki. İnşallah diyorum. Serap Hanım. İnşallah. Bir şey sorabilir miyim? Bir şey soracakmış Muammer Bey size. Bir saniye lütfen. Muammer amca, buyur Muammer amca. Hafize Hanım, şimdi çocukların perişanlığından falan bahsettiniz. Bu bana gerçekten dokundu. Ben bu zamana kadar 4 tane çocuk büyüttüm. Onlara bunlar kadar bakmadım, ilgilenmedim belki. Bunlar benim başım tacıydı işte burada. Biliyorum, biliyorum Muammer abi. Ama öyle söylemeniz beni gerçekten üzdü. Hayır. Bizim oğlanın kendisi çok perişan dedi.
Ben bunlara Muammer Bey, en ufacık bir şey söyledi. Seninle kötü, seninle ilgili hiç kötü bir şey söylemedi ki. Yanlış yapmış. Onu söyledi. Kendi kardeşinin perişan olduğunu söyledi. Kendi kardeşiyle ilgili söyledi. Kendi kardeşim de dedi. Seni övdü hatta. Tam tersi, sizinle ilgili hem de anneanneyle ilgili çok güzel şeyler söyledi. Peki. Yok be. Başımızdan eksik etmesin çocukların başından dedim. Peki. Allah bizi iyi bir kere razı olsun. Teşekkür ederim. Tekrar görüşeceğiz. Bu arada Hatice Hanım'a da Bursa şurası kardeşim. Ara bizi de alıp gelelim seni şuraya. Artık saklanmanın, gizlenmenin bir alemi yok. Her şey ortaya çıktı zaten. Çık gel. Çık gel yani. Zaten gelmezse bence Yusuf suç duyurusunda bulunsun. Annemin hayatından endişe ediniyorum diye o avukatı karakolda sorgulasın. Evet. Çünkü hakikaten bir sıkıntı olabilir. Çünkü daha önce annesini buraya kayıp diye aramaya gelen Gökhan'ın durumunu biliyorsunuz. Annesi de ablası da maalesef ölmüş. Yani cinayete kurban gitmiş çıktı. Yani, hala o işin peşindeyiz. Şimdi bir başka konuğum da Murat Demiray olacak. 31 yaşında Zonguldak'tan geldi. Olaylar İstanbul'da ve Gebze'de yaşandı. Ay var ya, bir kadına ne çeyizler dizmişler, ne çeyizler. Kadın demiş ki iki tane çocuğum var, çocuk odalarımı alınmamış, aylarca işte dini nikahlar ama çocukları gören yok. Çocuk var mı yok mu belirsiz. Murat hala bilmiyorsun çocuğu var mı yok mu. Peki Murat Demiray'a geçelim efendim. Evlilik vaadiyle 300 bin lira dolandırıldığını iddia ediyor. Murat Demiray, hayalleriyle oynayan gelin adayı Elif yüzünden annesi ve kardeşiyle 1,5 yıldır görüşmüyor. Elif'le hesaplaşmak istiyorum. Annemle, kız kardeşimle de barışmak istiyorum. Nasıl oyuna geldi? Çocuklarıma sahip çık. Çocuklarımın babası yok. Çocuklarıma sahip çıksam benim için yeter dedi. Annesi ve kardeşi nerede? Annem ve kardeşim nerede olduğunu bilmiyorum. Murat, Elif'le hesaplaşmak, annesi ve kardeşiyle barışmak istiyor. Birazdan. Murat hoş geldin. Murat Demiray. Efendim eğer ki Murat doğru insanla karşılaşmış olsaydı bugün 24, 12, 20 yani 15 aydır evli olacaktın, evet, değil mi? Evet. Çünkü 2020'nin Aralık ayının 5'ine nikah günü almıştı. O derece. Evler dayandı, döşendi. Aklınıza gelebilecek her şey. İğneden ipliğe. Hatta kızın iki tane çocuğu var diye. Çocuk odaları, çocuk yatağı, her şey, aklınıza gelebilecek her şey alındı. E peki ne oldu? Niye 15 aydır o zaman 12, 14 aydır neyse evli değil? Hikayeyi ondan dinleyeceğiz. Elif'le nasıl tanıştınız? 2020'nin Ocak ayına gidiyoruz. Tam 2 sene önceye. Elif'le internet üzerinden tanıştık abla. İşte hani tanıştıktan sonra bayağı bir hani ilerledi durum, hani evlenme şeyine kadar, aşamasına Murat'cığım, kadar geldi. Biraz yüksek sesle konuşmanı rica edeceğim. Yani evlenme aşamasına kadar geldi. Hı. Elif Hanım'la. İşte ben anneme durumu açtım, hani mevzuyu açtım. Dedim ben hani evleneceğim, bana yardımcı ol. Hani ben kiralık ev tuttum. Bir tek eşya alınması kaldı dedim anneme. Tamam oğlum ben sana destek çıkarım dedi. Hani yaptı da zaten. Hani annelik görevini yaptı. Allah razı olsun ondan. İşte annem, ben, bir de Elif Hanım beraber gittik mağazaya. Hani en beğendiği eşyaları, hani kendisi beğendi, ben aldım. Kendisi beğendi, ben aldım. Ne sayarsın mesela? Koltuk, halı, işte beyaz eşya, evet, her şey mi? Evet. Şimdi bence çok ortadan gidiyoruz. Şöyle yapalım. Sen o anda İstanbul'da mı yaşıyorsun tanıştığında? Evet, evet. Elif de İstanbul'da yaşıyor. Evet. Sosyal medya üzerinden tanıştınız. Evet. Önce yazıştınız herhalde. Evet. Sonra bir randevulaştınız, buluştunuz mu? Evet. Bir kafeye gittiniz, bir yere gittiniz. Evet. Orada sana kendini nasıl anlattı? Şu iki çocuk mevzuna gelmek istiyorum öncelikle. Benim iki çocuğum var mı dedi sana? Benim iki çocuğum var dedi ama ben onları bana sonradan söyledi. Ha, ilk başta sonradan hiçbir söyledi. Şey söylemedi. Evet. Evet. Eşya aldıklarım, hani alacağımız zaman o gün söyledi, kendisi söyledi. Yani benim de dedi iki çocuğum var. Onların dedi hiç
çocuk odası takımı olmadı. Bana bunları alır mısın dedi. Hani ben de aldım. Bu arada annesi ve kız kardeşi, ablası daha doğrusu, anne Elmas Hanım, ablan mı oluyor Dilek senin, büyük mü senden? Kardeşim. Kardeşi Dilek Gebze'de yaşıyorlar. Anne %93 görme engelli olduğu için bazı yerlerde indirimleri varmış mağazalardan. Evet. Nasıl oluyor bilmiyorum ama varmış. Siz, sen Dilek'i alıyor, Elif'i alıyorsun, Gebze'ye ailenle tanıştırıyorsun. Evet. O seni kimle tanıştırdı? Kimseyle, İsteme oldu mu? Yok, kimseyle tanıştırmadı beni. Sormadın mı? Senin... Sordum. Ha. İşte dedi, benim dedi annem yatalak dedi. Babamla görüşmüyoruz dedi. Yani küsüz dedi. Yatalak zaten... da olsa annene gidelim, tabii, bir elini öpelim demedin mi? Dedim, kaç defa dedim. İsrar ettim hatta bu konuda. Hani annenin de hakkını helalleşmek istiyorum dedim. Hı. Hani hiç yanaşmadı o konuya. 7-8 ay bu böyle geçti. Bayağı yani uzun. Bir amcası, süremiş. Dayısı, halası, hiç kardeşi, yok dedi. Ablası, abisi, hiçbir şey yok muymuş hiç kimsesiz? Ya, varmış ama hani... Görüşmüyor. Görüşmüyorlarmış. Annem dedi yatalak dedi bana. Sen de aldın annene ve kız kardeşine götürdün. Evet. Tanıştırdın. Evet. Yani bir isteme olmadı. Çikolata, şeker onlarla gidilmedi. Evet. Ve Gevze'de alışveriş yapıldı. Şimdi. Evet. Dükkanlara gittiniz. O en beğendiği şeyleri aldı. Evet. O faturaları senin üzerine mi onların? Peki. Bir ev kiraladın. Evet. Evin kontratı senin üzerine. Evet. Çok güzel. Arada bir emlakçı var mı? Emlakçı yok. Direkt Serap ev sahibinden. Abla. Evet. Direkt kiraladınız. Ev sahibinden. Bütün o eşyalar eve kondu. Evet. Bu arada eşya alınırken sana birdenbire benim iki çocuğum var. Hiç çocuk odaları olmadı. Evet. Onlara çocuk odası yap dedi. Sen onları da aldın. Ondan kalmıyor abla. Hani ben hani fakir diyeyim. Hani fakir büyüdüm. Hani anlıyorum. Hani çoğu kişinin halinden anlıyorum ben. Yani ben öyle deyince hani elbisesi de olmadı dedi. Doğru dürüst kıyafetleri de olmadı dedi. Hani gittim bir mağazaya. Beğen istediklerini al. Çocukları al dedim. Ama çocukları işte, görmedin değil mi? Görmedim. Botunu aldım, montunu aldım, kendisine de aldım. Sana kız çocuğu mu dedi, erkek mi dedi? İki tane kız çocuğum İki var kız dedi çocuğu bana. Dedi. İsimlerini yani, sordun mu? İsimlerini sordum. Yalan. Başka yani, bir, uydurdu başka mu? Başka bir isim. Uydurdu yani. Uydurma. Hı. Kendisine de aldım Serap abla. İşte ben hani affedersiniz ama yırtık botla, hani yırtık montla gezerken hani ben kendisine de yani getirdim mağazaya. İstediğini yani hangisini beğeniyorsan onu al dedim. Yaptım da yani yap hani benim elim açıktır Serap abla. Ama ben bu olaylar yüzünden hani engelli annemi göremiyorum. 1,5 seneden beri göremiyorum. Kız kardeşimle görüşemiyorum. Konuşamıyorum. Yanına gidemiyorum. Hani kız kardeşimin yanına gidiyordum. Yeğenlerimi görüyorum. Ama şimdi göremiyorum. Ne kız kardeşimi ne annemi. Çünkü sana kızgınlar mı? Hani kızgınlar da işte borca da girdik. Param da gitti Serap abla. Peki bu evi dayadın döşedin. Sonra ne oldu? O eve girdiniz. Dini nikah mı yaptınız siz de? Evet. Dini nikah yaptınız. Çünkü demiş niye resmi nikah yapamadınız? Resmi nikah yapacaktım. Hani aldım gününü aldım. İşte dedi ki bu, ben dedi bir hafta memlekete gideceğim. Bu arada sürekli erteliyormuş. Acelenle. Evet. Sen gittin, nikah gününü nereden aldın? Gebze'den. 5 Aralık 2020 tarihine nikah günü alıyor. O arada o nereye gideceğini söyledi. Konya'ya gideceğini söyledi annemin yanına. Annesi Göya Konya'da mıymış? Evet. Hı. İşte tamam dedim ben hani... Sana gel demedi. Hadi annemle tanıştırayım da demedi. Yok hayır demedi. Öyle bir şey demedi. Gitti. Ben de annemle beraber kız kardeşimin yanına geçtik. Orada birkaç gün kaldım ben. Ev dayalı döşeli duruyor. Ev dayalı döşeli duruyor. Bu arada o Konya'da annem dedi. Fakat siz aynı çatı altında 2-3 ay yaşadınız. Ama çocuklarını nerede, niye getirmiyorsun dediğinde ne diyordu? İşte... Kimisi diyor hasta diyor hani çocuklarım hasta diyor işte
gelmek istemiyorlar diyor. Halasında kalıyor diyor. Dayısında kalıyor diyor. Hiç çocuklarını böyle aradığını gördün yani. Mü? Hayır. Duydun mu? Hayır. Çocuklarıyla konuştu mu hiç? Hayır. Benim yanımda hiç konuşmadı hiç yani konuşmadı. Çocuklarıyla. Kimlerle konuşuyordu? Abla dediği biri var mıydı? Abi dediği? Vardı. Abi birkaç kişiyle görüşüyordu ama onlarla biri... Onlarla senden da hani bahsediyor muydu hiç konuştuğu abi veya abla dediği kişilere işte Murat da burada biz yakında evleniyorum. Evleniyoruz. Onlarla hiç senden bahsetti mi? Seninle konuşuyor muydu hiç? İşte arkadaşları falan vardı onlarla görüşüyordu. Hayır senden bahsediyor muydu? Yok bahsetmiyordu. Kimseye ben nişanlandım yakında evleniyorum. Evet. Hani bir coşku yok kimseyle konuşmuyordu. Evet, evet. Çocuklarım dediği bir çocukla da konuşmuyordu. Evet abla. Sen sormuyor muydun ya şu çocukların bir ara sesini duy falan diye? Abla kaç defa hani söyledim. Ha, konuşamayız işte, ısrar, hasta. İsrarla ettim. Peki Konya'ya gidiyorum dedi. Sen de o süreçte birkaç gün annemle kardeşimle kalayım dedin. Sonra annem, asıl bomba şimdi geliyor. İşte annem rahatsızlaştı. Hani annemin raporu var. İşte engelli raporu var. O evde kaldı. Benim kiralık tuttuğum evde kaldı. Onu almaya geçtim ben eve. İşte ev sahibinden anahtarı aldım. Kapıyı açtım. Eşyalar yok. Aa. Yatak odasına gidiyorum eşyalar yok. Oturma odasına gidiyorum eşyalar yok. Çocuk odasına gidiyorum eşyalar yok. Ev sahibine çağırdım. Abi dedim benim eşyalar nerede? Senin haberin yok mu dedi. Neden abi? Senin dedi evleneceğin kız dedi. Bana söyledi ki Murat'ın dedi haberi var. Hatta Murat Zonguldak'a gitti iş bulmaya. Ben dedi başka bir kiralık ev bulduk. O eşyaları oraya taşıyacağız. Dedi. Dedi. Eşyalar ve yüklediği gibi götürüyor. Elif'ten de eşyalardan da o günden beri haber yok. Evet. 300 bin liraya yakın borç, harç, sağdan, soldan, oradan, buradan paralar gitti. Ama elinde kapı gibi eşyaların, evin, her şeyin kontratı var. Yani o evi boşaltan kişi aslında kim olursa olsun hırsızlık yapmış. Kesinlikle. Oldu. Efendim veda vaktimiz geldi. Yarın saat 13'te yine sağlıkla inşallah Star ekranlarında buluşmayı diliyorum. Yarına kadar kendinize iyi bakın, sevdiklerinize iyi bakın. Sizi sevenlere çok iyi bakın efendim. Sizi seviyorum. Allah'a ısmarladık.